Türkiye'sinin en iyi radyo programı Geek Yapar başlıyor. Selamlar sevgili dinleyicilerimiz, uzun bir aradan sonra biz sevgili Geek Yapar ailesi olarak Kent FM 101.4'te yeniden yerimizi bulduk. Artık yerimiz pazartesi akşamları bu saat olmak üzere güncellenmiş bulunmaktadır. Yani saat 8'de. Öyle değil mi? Evet. Ve de her zaman olduğu gibi Geek Yapar ailesinden çeşitli üyeleri göreceğiniz bu programda aklımıza ne gelirse, canımız isterse onu konuştuğumuz, büyük ihtimalle de konuyu son anda uydurduğumuz bir düzen ile karşılaşacaksınız. Bu düzenle ilgili bir derdiniz varsa lütfen şikayetlerinizi Ozan ya da Aybike'ye anlatın. Buyurun Aybike ve Ozan, sıra sizde. Ben gidiyorum. Sunacağını söylemişlerdi bize ama ben konuk olarak geldim zaten. Konuk diye bir şey yok. Sen bir Geek Yapar üyesisin. Konukları şey olarak ağırlıyoruz biz. Gelseydin bir sürü ikram olurdu. Ah, ekstra pohpoh olurdu. Hoş geldiniz. Yanımda değerli konuğumuz Aybike Turan Güldal var. Evet, yeni oyununuz hakkında bize neler diyeceksiniz falan tarzı bir muamele olurdu. Öyle bir muamele yok. Gayet vur ensesini al lokmasını şeklinde bir muhabbet. Muamele var, pardon. Güzel, sevindim. Sevindin mi? Ozancığım, sen ne düşünüyorsun bu muamele hakkında? Ben sesimi mikrofondan dolaylı duymaya tekrar alışmam lazım ilk önce. Okey, o zaman sen alış diye dinliyoruz seni. Ne anlatmak istersin bize bugün? İlk kez, bir süredir ilk kez Şişli tarafına geldim. Taşındın Kadıköy'e, doğru. Evet, o tarafa taşındıktan sonra... Ay pardon, sonra söylemesem daha iyi. Ya bir şey olmaz. Kocaman yer Kadıköy. Tabii. Ama... Bir de ilçe olarak düşün, yani Bağdat Çatısı oralar falan da Kadıköy. Evet. Ama çok mutlu değilim yani. Bol bol egzoz yuttum. Ha, Şişli'ye geldiğin çok için. Çok kalabalık, çok ses. Evet, unutmuşum ya hemen. Hiçbir güzel tarafı yok ya bu Şişli'nin. Ay bir kez yanlış bilmiyorsam sen de Gayrettepe, Şişli falan oralarda, evet, oturmuştu zamanında. 3 yıl kadar orada yaşadım. Hatta okulun oralardaydı bayağı, o yüzden orada yaşamadığın zaman da gittin geldin falan. Tabii Haliç Üniversitesi oradaydı o zamanlar kampüste. Çok gidip geliyordum Mecidiyeköy'e. Yani Mecidiyeköy çok zor bir yer tabii. Üst üste. Mesela yağmur yağınca orada gözüne şemsiye girmeden yürüyemezsin. Anladım. Tehlikeli de bir semt. Tehlikeli bir semt. Sürekli hakikaten ambulans geçer. Hakikaten yağmurlu günler en sevmediğim, evet, günlerdi. Evet. Oysa yağmurda şöyle ıslanarak koşmak, saçların yağmurda ıslansı filan, Mecidiyeköy'de bu imkansız. Hayır, İstanbul yağmurunda olmuyor ya. Olmuyor. Güzel olmuyor. Kaldırım yok. Islanırsın da sonra gidip metrobüse bineceksin ve yağmur yağınca bir de metrobüsün içi şey olur ya. Küf dışarıdan buğulu olur. İçeride bir küf kokusu, nefes alınmaz falan. Bütün böyle, bir de okul zamanı sırtımızda biz matlarımızı kendimiz taşıyorduk. Çünkü okulun matı yoktu. Spor kıyafetleri, matlar bilmem ne. Paçalar suyun içinde. Öyle metrobüse binmek çok sıkıntılıydı yani artık. Vay be, derse giderken mat götürmesi gereken insanlar bana her zaman çok artist gelmiştir. Ya dışarıdan öyle gözüküyor. Evet, taşırken öyle hissetmiyorsun. Dışarıdan ben de özeniyordum. Evet, o zaman el birliğiyle Mecidiyeköy Şişli'nin İstanbul'daki en kötü yer olduğunu kabul ettiysek öyle arkadaşlar. Bir şey demeyeyim canım. Şimdi orada bir kere çok merkezi. Her yere ulaşımı kolay. Şimdi öyle ne oluyor? Mecidiyeköy Belediye Başkanı'ndan şey geldi. Evet, karşı almayalım. Abi bu belediyenin suçu değil ki ama canım. Allah Allah. Kimin suçu? Kader. Mecidiyeköy bir kaderdir. Evet yani. Şehrin merkezi bir noktası olması, birçok iş yerinin oraya toplanması. Bilmiyorum yani, bu kontrol edilebilir, manipüle edilebilir bir şey miydi? Bana kader gibi geliyor. Bizim gibi ülkelerde kader. Evet. Yani neyse, bilemedim. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Evet. Bugün nasıl konusu İstanbul'u çekiştirmek değil arkadaşlar. Bugün nasıl konusu hazır bir üniversite sinema öğrencisini ve bir de aktif olarak çalışan bir tiyatro oyuncusunu karşıma almışken, hadi biraz tiyatro mu sinema mı döver muhabbeti yapalım istedim kendi çapımda. Sizlerle genel olarak bunu konuşmak istiyoruz. Bu konuda biz konuşacağız ama muhabbete siz de istediğiniz yerden katılabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yapmak isterseniz mesaj atabilirsiniz. Daha da uzun kafamızı şişirmek isterseniz telefon edebilirsiniz. Bu durumları becerebilmek için ulaşmanız gereken telefon numaralarını siz söyleyin lütfen. Ben söyleyeyim. WhatsApp'tan ulaşmak için 0555 890 92 38. Çok güzel. Telefonla ulaşmak isterseniz de 0212 912 1014'ü arayabilirsiniz. Evet, bakalım. Bir kişi telefon etmiş. Hadi onu alalım. Bakalım ne diyor. Siftah yapalım. Siftah yapalım. Alo. Alo. Merhaba Siftah. Alo. Kiminle konuşuyoruz acaba? Ege ile. Ne kadar sürpriz bir dinleyici. Evet, hoş geldin Ege'ciğim. Uzun bir aradan sonra senin sesini duymak da güzel. 4 ay sonra ilk kez yayın. Evet, aynen.
Sen de biliyorsun. Arkadaşlar, takip yeni edenler için söyleyeyim. Ege de aslında bu radyo yayınlarının bir parçası. Bir demirbaşı gibi bir şey. Her programımızda bizi arar. Hiç bak mesela belki aramakta zorlanır diye düşünerek program saatini biraz geç saate aldık. Fakat ona rağmen bu saatte arabayı başardı. Kusura bakma Ege'cim, sen söz konusu olduğun zaman yaşınla ilgili geyik yapmadan kendimi alamıyorum. Yaşlı insanlar böyle yapar Ege, sen takılma. Cumartesi 12'de olsaydı arayamayacaktım. Niye? Çünkü okulum saat 5'e kadar bu yıl. Cumartesi okul olmaz oğlum, saçmalama. Sınava hazırlanıyorsunuz. Vallahi öyle gaza getiriyor. Ya. Abi kaç yaşında bu çocuk? Üniversite sınavından daha çok var. Liseye hazırlanıyor işte. Yok, lise sınavı. Ya Ege yapma, böyle mi oldu artık ya? Yani yazık sana ve senin gibi öğrencilere falan. Hep öyleydi. Benim dönemimde de öyleydi. Niye, ben 12 yaşındayken cumartesi günlerim serbestti en azından, cumartesi pazar. Vallahi biz de dershaneye gidiyorduk, hatta cumartesi pazar gidiyorduk. Dershaneler kapandı çocuğum. İşte. Ege sen neye gidiyorsun cumartesileri? Okulun kendi kursu, okul veriyor. Ne anlamı kaldı o zaman ya, kapatma olayı falan? Hiç anlamadık biz bu işten bir şey. Ne güzel ödevler azalmıştı, of. Ya peki memnun musun okuldan, okula gitmekten, cumartesi günleri 5'e kadar okula gitmekten? Yani yarar sağladığı sürece memnunum. Omandan. Yarar sağlıyor ya, sayılır yani. Ege'cim peki annen ya da baban başına silah dayamamış gibi bir cevap vermek ister miydin? Ne? Yani sanki arkadan baban sıkıştırıyor da o yüzden böyle cevaplar veriyor gibisin. Gerçekten okul hakkında pozitif mi yorumlar? Gerçekten. Ya vay, evet belki olsun, öyle hissediyordur. Ben de çok severdim çocukken. Sever miydin okula gitmeyi? Çok severdim. Allah Allah, neden? Çünkü evde yapacak bir şey yoktu. Ne demek, televizyon izle bütün gün. Annem babam çalışıyordu, evde kalınca yalnız kalmış oluyordun yani, o yüzden. Ya cadılarla karşılaşıyordun değil mi sen Ayşe? Ege'ye bak, her şeyi biliyor. Aa, nereden biliyorsun o muhabbeti? Halbuki sen kamuya mal olmuşsun. Küçük ve seçkin bir kamu bile olsa mal oldun yani. Aferin Ege. Evet aynen öyle Ege. Her noktada ödevini iyi yaparak geliyor gibi bir imajın var Ege'ciğim. Cadılarla karşılaşmamak için okula gitmeniz lazım arkadaşlar. Buradan da bu mesajı vermiş olalım. Evet. Bu acaba kaç yaşa kadar insanları ikna etmek için kullanılabilecek bir bahane? Cadılar görmek istemiyorsanız okula gidin. Hani iyi bir çocuk olun ki şirinler görün gibi bir şey. O zaman sen sever miydin okulu? Zaman zaman. Hangi zamanlarda mesela? Ya yıl olarak değil de dersine göre. Ha, dersine göre. Hı-hı. Tamam, hangi dersi severdin o zaman, öyle soralım. Sözel derslere iyiydim ben ya. İyiydim ne oğlum? Allah Allah, ben ya hayır, iyiydim. Dinlemesini de severdim. Anladım. Ya hocayla alakalı aslında dersten ziyade. Doğru. Kesinlikle. Hoca zevkliyse doğru, derse de heyecanlı gidiyorsun. Evet abi, bazı hocalar evet, çok şen şakrak, çok eğlenceli böyle ama bilgi de verecek şekilde her dakika geyik yaparak değil tabii olurdu. Kimisi de yani orada o da olmak istemezdi. Sen de orada olmak istemiyorsun. Belli bu. Hep tabii, beraber orada bir cehennem yaşıyor gibi bir hayat. Abi, benim şansıma bütün öğretmenlerim iyiydi diyemem ama çoğu ilginçti. Bütün öğretmenler iyi olamaz. Tabii ki. Onlar da insan. Ama işte kötü olanların arasında bir de ilginç olanlar vardı. Öyle olunca belli bir heves sağlıyor sana. Ama bence öğretmen denilen insanın o da bir insan klasmanından bir tık üstte olması gerekiyor. Standartları yükseğe mi koyuyorsun? Evet, yani kesinlikle insan yetiştiriyorsun ve maalesef birçok öğretmenimiz insanlık neyse. Yani insan öğretmen var, insan olmayan öğretmen var, evet. Şimdi doğruya doğru. Burada Türk eğitimcilerini karşımıza almamıza gerek yok ama bir kısmı da bizi karşısına duruyor. Ege'cim sen hocalarından memnun musun? Vallahi teker teker resim, yani görsel sanatlar öğretmenim hariç hepsini teker teker çok severim. Spesifik bunu, örnekler vermeseydin. Valla evet, tuzağa düştün şu an Ege'cim yani. Bu kadar kendini afişe etmeni beklememiştim. Umarım pazartesi günü yarın falan başın belaya girmez. Ne zaman bir daha o ders? Yok, rahatım çünkü artık biz 8 olduğumuz için bize görsel sanatlar yok. O yüzden bu kadar rahat konuşuyorum. Görsel sanatlar derken araya bir bip girmesi de. Evet. İyiymiş, neyse. Peki ne yapıyordu çok da ideal olmayan hocanı da sevmiyordun? Çok bağırıyordu, bence hastaydı. Hastalık seviyesinde. Belki adamcağız ya da işte kadıncağız yani hastalığını dile getirmeye çalışıyordu. Sizden yardım bekliyordu ama siz arkasından taş atıp dalga geçip durdunuz. Olabilir mi böyle bir şey?
Yalnız öğretmenlerin de hakkını verelim. Şimdi çok bağırıyor diyorsun da ben kısa bir süre drama öğretmenliği de yaptım ve hani gerçekten insanı çileden çıkaran öğrenciler oluyor ve bağırmak durumunda kalabiliyorsun şimdi. Onların gözünden de bakmak lazım. Doğru doğru. Ama ben de şöyle kendi küçük anımı paylaşacağım. Bize bir hoca gelmişti, böyle son anda bulunmuştu filan. Yani okulda kimsenin tanımadığı etmediği alakası bir hocaydı, lisede. İşte ve kadıncağız o kadar böyle otorite kurmakta falan zorlanmıştı ki hemen sahte ve lüzumsuz, hepimize sahte gelen bir sertlik tutumu göstermeye başlamıştı. Ve de kadın herkese örnek ibret olsun diye beni seçmişti. Ben okulun en efendi, arada bir derslerde okey konuşurdum geveze olduğum için ama hani gene de hocaların gözüne giren şirin efendi bir çocuktum yani. Altın çocuk ödülü almışsın ya. Tabii yani, evet bak Aybüke biliyor benim gizli sırlarımı. Altın çocuk ödülüm var ilkokulda. Çok komik bir ödül. Ne güzel ödül. Bu kadın direkt beni hedef seçmişti. Yani bütün sınıf çanak anlamıştık ki bu kadının otorite kurması mümkün değil. Çünkü sınıfın en süt çocuğunu kendine şey yaramaz olarak bellemek bir yargı hatasıydı. Olabiliyor, yanlışlık yapan hocalar diye düşünüyorum. Senin hocan da bir hata etmiş. Affet onu Ege'cim. Tamam mı? Var, bana hiç bağırmadı zaten ama çok yani başkalarına çok 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 yani. Onur Kırıcı mı bağırıyordu mesela? Efendim? Onur Kırıcı mı bağırıyordu mesela? Evet. O zaman kötü. biraz motomot bir yayına doğru gidiyoruz. Evet Ege'cim, o zaman sana günümüzün sorusunu sorayım bakayım uzatmadan. Bugün böyle uzun bir ara verdiğimiz için şey yapıyorum. Laf allanıp budaklanmasına göz yumuyorum. Sen tiyatroya gidiyor musun? Evet. Valla. Çocuk oyunlarına mı gidiyorsun yoksa yetişkinler için oyunlara da gittin mi? Valla yani çocuk oyunlarına babamın eski kumpanyası Mütevellit 4 kere falan gittiğim oldu bazı oyunlara. Babanın eski kumpanyası mı? Oha, bize bundan bahset. O kadar tanıştık, hiç bahsettiğinizi hatırlamıyorum. Bahsettiyseniz de aklımdan çıkmış, o benim eşekliğim, kusura bakma. Babanın nerede, yani nasıl kumpanyası? Ya babamın sahip olduğu değil, oynadığı kumpanyası. Tamam canım, okey, oynadığı kumpanya. Ne, adı neydi? İstanbul kumpanyası. Hala aa, devam ediyor mu? Ben biliyorum İstanbul kumpanyası. Valla devam ediyor mu bilmiyorum. Ediyor mu? Şu an başka, ya hayır yani şu an devam ediyormuş ama o dahil değil. Hmm. Ha, anladım, olabilir. Sen seviyorsun herhalde tiyatroya gitmeyi. Ben? Evet. Tempolu olduğu sürece seviyorum. Tempolu olduğu sürece. Peki en son mesela yakın zamanda, son 3-5 ayda falan gitmiş olduğun bir oyun var mı? Yaz geldi gerçi tabii. Barış abinin oyununa gittim. Barış Kraloğlu'nun. Şey hangisine? Şey, iki tanesine gittim. Neydi? Maşallah. Bence krallı bir oyun vardı. Evet. Kral. Kral ne? Kral. Tamam. Ne kral olan neydi krallı olan? Serkan Üstünler'in yönettiği kral. Krala ölmüşsün diyorlardı, öyle bir oyundu. Kral Leer değil ya, kral. Hayır, kral. Adı kral mıydı oyunun? Kral olması lazım. Ta ne zamandı o ya, unuttuk. Kral. Ne kraldı galiba. Ha, olabilir. Neyse ben de unuttum. Geçen yıl, ta ne zaman değil. Nasıldı mesela? Doğru söyle ama. Mesela Babino ilk premieri olduğu için. anladık. Ülkene gitmiştim. Evet, yani, olabilir. Oyun çok fazla aklımda kalan bir şey olmamış. Anlaşıldı. Peki, yani tiyatro izlemekle sinema izlemek arasında sence birinin öbürüne göre avantajı, dezavantajı var mı, yoksa niye bunu tartışıyoruz? Saçmalamayın, ikisini izleyin işte mi diyorsun? Ya bence ikisi farklı şeyler benim için. Ya diğerinde çünkü canlı performans, diğeri ise bazen kırklar onlarca kere çekiliyor yani. Hmm. Öbürü de onlarca kere oynanıyor bu açıdan. Canlı performans. Evet. Peki ya, ikisinin tadı çok başka ya. Evet, karşılaştırmak tabii imkansız bence. Ya zaten evet, tecrübe olarak belki karşılaştırması alakasız ama ikisi de işte edebiyat, öykü anlatacağım falan derdi olan mecralar olduğu için insan ister istemez karşılaştırıyor. Evet. Ben mesela işte Instagram'dan bir anket yapmıştım. İşte tiyatroya gidiyor musunuz? Neden gidiyorsunuz? Neden seviyorsunuz ya da sevmiyorsunuz diye. Orada hep işte gerçekçiliğe uzak olduğu için falan diyen bir kesimde olmuştu mesela. Ne demek istediklerini anlıyorum ama onların yeterince fazla oyuna gidip bunu deneyim edip sevdikleri tarzı bulduklarını da düşünmüyorum. Ya film gibi, filmde de binlerce tarz var. Hani işte bir tarz filmi seversin, öbürünü sevmezsin. Tiyatro da aslında öyle. Sadece tiyatro tek başına bir başlık gibi düşünüyor çok karşılaşmamış kişiler. Oysa bu algıyı evet kırmak gerek. Tabii.
Güzel. Mesela Ege şöyle bir tiyatro türünden hoşlandığını söyledi. Tempolu oyun. Tempolu. Evet. Tamam, o tempolu oyuna gidecek. Gayet. Bence şey, en azından ne sevdiğini bilir noktaya gelmişsin Ege'ciğim. Gayet iyi. Öyle bizim oyunumuz bayağı tempolu Ege. Evet. Gelebilirsin. Şimdi bir de Aybike'nin bu sene bir oyunu var. Hazır fırsat olmuşken. Evet, hemen söyleyeyim. Instagram'dan sürekli görüyorum storylerde. Evet. Demek ki sen takip edenler. Dur o zaman. Zavallı Ege'ye daha çok telefon şeyi faturası yazmasın. Ondan sonra anlat. Biz aramıyor muyuz? Onlar mı arıyor? Bunlar arıyor canım. Biz niye arayalım? Manyak mısınız? Ege'ciğim, var mı bize yeni yayın dönemimizde söyleyeceğin bir şey? İyi şanslar falan. Hayırlı olsun. Pazartesi 8'de kalmaya devam etsin. Benim Ege'ye söylemek istediğim bir şey var. Söyleyin bakalım. Ege vesilesiyle Mülksüzleri okudum. Aha, yeni bitirdim onu. Daha önce okuyabildim Ege. Çok teşekkür ederim. Sayende güzel bir kitap okumuş oldum. Aa, rica ederim. Ege'ciğim, sana da yeni eğitim yılın hayırlı olsun. ayrıca ayrıca hayatının geri kalanı da hayırlı olsun. Kendine iyi bak diyoruz. Haftaya görüşürüz diyoruz da. Hoşçakalın. Evet. WhatsApp'tan şöyle bir mesaj almışız. Alalım. Tiyatro mu sinema mı döver bilmem ama prom'un hepsini katlayacağından eminim demiş. Neyin? Prom. Ne olduğunu bilmeyenler için kısaca özetleyeyim diyerek şöyle devam etmiş. Arkada senfoni orkestrası çalarken önde tiyatro oynanması. Bu olaya prom deniyor. Öyle bir ortamda bulunmadıysanız mutlaka en ufak fırsatta gidilmesi, görülmesi, tecrübe edilmesi gereken bir etkinlik gerçekten demiş ama Türkiye'de var mı bilmiyormuş. Arkada senfoni orkestrası çalarken önde tiyatro oyunu oynanıyor. Evet. Yani bu şu mu demek? Tiyatro oyununun müziklerini canlı bir senfoni orkestrası icra mı ediyor demek? Yoksa ikisinin hibrit olduğu bir performans mı acaba? Sanıyorum ikinci dediğim. Ben öyle algıladım yani bu yazandan. Çok merak ettim. Hemen bu işimiz biter etmez YouTube'a prom yazacağım ve büyük ihtimalle milletin şeyi çıkacak. Ben şöyle bir şeyi tecrübe etmiştim. Lord of the Rings'in ikinci filmini. Arkada orkestra müzikleri çalarken filmi sessiz şekilde oynatırlarken izlemiştim. Çok da zevk almıştım bu etkinlikten ama tiyatro versiyonu hiç tecrübe etmedim açıkçası. Valla opera diye bir şey var. Ama tabii yani bir spesifik bir müzik şekli olan da bir şey belli ki. Türkiye'de yok herhalde prom. Ben hiç denk gelmedim. Ben de yani bu lafı bile duymamıştım bugüne kadar. Güzel, evet. Aybike, bize hadi oyunundan bahset. Oyunum 15 Ekim'de premier yapıyor. Yes. Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nda oynuyoruz. Şu an prova aşamasındayız. Az kaldı, çıkıyor oyunumuz. 15 Ekim'den sonra her hafta bizi Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nda bulabilirler. Biletix'te de satılıyor biletlerimiz. Gişemizden de alabilirler. Telefonla arayıp yer de ayırtabilirler. Alt Kat Sanat Tiyatrosu Kadıköy'de. Kadıköy'ün göbeğinde, çok güzel bir yerde. Ömercan da daha hiç gelmedi. O da ilk defa izleyecek orada bir oyun. Oyun çıkma. Ha, o tiyatroya gelmedi. O tiyatro, evet. Gelmedi. Bekliyoruz yani herkesi. Bizim oyunumuz da tempolu. Anne Frank'in hatıra defterini oynuyoruz. Anne Frank'i okuyan da vardır. Zaten bilen çoktur herhalde dinleyenlerimiz arasında. O yüzden bekliyoruz. Heyecanlıyız. Güzel. 15 Ekim'de Kadıköy 3. Kadıköy Tiyatrolar Şenliği'nde premierimizi yapıyoruz. O hafta bir sürü başka oyun da oynanıyor başka sahnelerde. Onu da takip edebilirler. Ozan, sen gidiyor musun tiyatroya falan? Ya benim öyle bir yaram var. Yaran mı var? Evet. İstanbul'da çok fazla gidemiyorum. Hatta 2 yıldır buradayım. Sadece 2 kere gitme şansı, 3 kere gitme şansı buldum. Antalya'dayken mesela çok sık giderdim ama bunun sebebi hem tiyatro salonunun evime çok yakın olması hem oradaki tiyatro çevresini tanıyor olmam gibi durumlar vardı. Burada her şeyden önce bilet bulmakta çok zorlanıyorum. Daha doğrusu öğrenci biletleri çok hızlı tükeniyor. Onun dışında da ya büyük oyunların fiyatları da açıkçası benim için birazcık cep yakan vaziyette. Yani tabii özel tiyatroların çok bilmiyorum. Evet, özel tiyatroların fiyatları yani kazanılan maaşla, asgari ücretle falan kıyaslarsan yüksek Türkiye'de ama işte maalesef onlar da tutunabilmek için o fiyatları çekmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki. Ama bunun haricinde hem fiyat anlamında uygun olan hem de aslında bana yakın olan oyunlar var. Bunlar, o da biraz benim eşekliğim. Çok zaman ayıramıyorum açıkçası.
İstanbul özledim ama izledim. Yani İstanbul tiyatro açısından çok zengin bir şehrimiz. Herhalde en zengin şehrimiz. Herhalde. Ve fakat gerçekten ben de tiyatroya gitmeyi aslında seven bir insan olmama rağmen İstanbul tiyatroya gitmekten biraz insanı şey yapıyor. Caydırıyor kolay bir şekilde. Tabii ki mesafeler, trafik onun bunun yüzünden. Hı-hı. Ama en azından hani şöyle bir şey var. Teselli var. Hı-hı. Mesela artık afişe ettik kusura bakma o zaman, o yüzden tekrar açacağım. Sen mesela Kadıköy'de yaşıyorsun. Evet. Hakikaten evine yürüme mesafesi olan çok tiyatro var. Yani adı pek bilinmiyor aslında. Ben doğru. Şuna da katılıyorum. Da ben de işte sorduğum zaman yine o Instagram'dan yaptığım anketlerde şeyi bilmiyor insanlar. Nerede, hangi oyuna nasıl gidip buna nasıl bilet bulabilecekler? Yani evet. Devleti biliyorlar, şehir tiyatrosunu biliyorlar ya da çok meşhur bir iki tiyatro. İşte Haluk Bilginer'in tiyatrosu, Haldun Dormen'in tiyatrosunu biliyorlar. Fakat onlarca, yüzlerce küçük ekip var. Çok da güzel işler çıkaran küçük ekip diye de kıyaslamayayım. Yani büyük oyunlar da çıkarıyorlar yani aslında. Küçük derken kaliteleri gibi. Küçük değil zaten. Yani imkanları, yatırımları belki en fazla küçük. Ya yok, mesela Moda sahnesini bile bilmiyor olabilirler. Ama oranın büyük sahnesi de var. Kısmen büyük oyunlar da çıkıyor. Şöyle bir eksik var Türkiye'de. Bütün bu tiyatroların bir internet sitesinde ortak bir bilet satışı bir şey yok. Doğru. Yani öyle evet. Yani BiletX'de var ama şimdi her sahne BiletX'de bir anlaşma yapmıyor. Tabii anlaşma yapması lazım. Evet. O yüzden insanlar bulamıyor. O yüzden ben özellikle gittiğim yerleri paylaşmaya çalışıyorum ki hiç bilmiyorduk diyorlar Kadıköy'ün göbeğinde bu kadar çok tiyatronun olduğunu. Yani o bakımdan da haklı insanlar. Evet. Yani senin gibi bilmeyen de çok var nereye gideceğini, gitmek istediğinde. Ya bir de işte insanlar çok fazla artık evinden bir tarafını kaldırmıyor yani. Eleştiri anlamında değil, kültür olarak da. Örneğin benim hangi İstanbul'da tarafın? Da yani, alt tarafında ha şimdi evet. İstanbul'da da mesela siz başta olmak üzere burada da aslında tiyatro çevrem var ama ben bile sanata meraklı bir insan olarak tiyatroyu birazcık zor kabul ediyorum yani hayatın içine sıkıştırmak noktasında. Onun için birazcık da heyecan lazım yani evden çıkma atılımı gerekiyor biraz. Ya biraz alışkanlık evet. Kesinlikle. Bir telefon daha alıyorum bakalım bizi söyleyecek nesi var. Alo. Alo. Allah düştü sanırım. Ya da ben basamadım gene her zamanki gibi. Önce şundan basıyorduk şuna mı? Neyse dur. Telefonu yüzüne kapattım arkadaş. Sen bir daha ara ne olur. Ben şu telefonu da almaya çalışayım. Onu da yüzüne kaparsam mesaj okuruz. Ne yapayım artık? Önce, bu arada prom tavsiyesini veren arkadaş demiş ki West Side Story isimli muazzam bir oyunun prom versiyonunun tamamını YouTube'dan bulabilirsiniz. Pardon Ozan'cığım. Alo. Alo. Buyurun. Merhabalar, ne var ne yok? İyi, sende ne var ne yok? Ben de iyiyim. Ben kendi tanıtmayı unuttum biraz ama. Yo henüz kendini tanıtmamış olmanın garipleştiği anlara gelmedik. Daha oraya en az 2-3 dakika var. O yüzden şimdi hala tanıtırsan bu küçük şaşkınlığı bertaraf edebiliriz. Tamam. Tamamdır. Öyle yapalım. Kimsiniz acaba? Bir saniye, bir dakika. Hemen izleyeceğim. Tamam. Daha iyi. Şu an çok daha güzel duyuyorum. Hocam size başlayalım. Aldım karşıma Ankara'yı. Sizi dinliyorum. Bir arayayım bakalım dedim. Düştü. Çok güzel. Çok güzel. Siz bize çok tanıdık geliyorsunuz ama dinleyicilerimiz açısından da bir adınızı söylemeniz lazım. Ben bilmiyorum lazım. Evet. Sen evet. Ha, tamam. Ben Ankara'da Tezir Üniversitesi'nde okuyorum. Soğukluk elektrik elektronik adım benim. Nasip olmadı bir türlü sizin böyle geldiğiniz ettiğiniz Ankara'ya da gelemedim ben. Boşver ya ama. Finallerdir falan filan. Bugüne nasipmiş. Bugüne nasipmiş. Deniz ben tiyatroma geleceğim 8 Kasım'da Ankara'ya. Öyle mi? Cermoderne. Güzel. Evet oraya bekliyorum seni 8 Kasım'da tamam, o zaman. Orada görüşmek üzere. Ozancığım sen herhangi bir işinle gidiyor musun Ankara'ya? Pek sanmıyorum. Evet Deniz'cim ne yapıyorsun, ne ediyorsun, iyi misin bakalım? Ya ben iyiyim açıkçası. Yeni eve taşındık. Çok ondan güzel. Bahsedeyim. Hayatımda böyle hani normalde şey diyorum, ne yapıyorsun, ne ediyorsun sorusunda. İşte aynı bir değişiklik yok ama var. Bayağı yeni eve taşındık. Bayağı büyük bir değişiklik. Çünkü 12 yıldır aynı evde kalınca insan biraz hani çocuğumu oraya bırakıyormuş gibi çıkıyor oradan. Gerçekten. Yani biraz bilemedim. Duygusallı. Anladım. Muhakkak duygusal canım. Yeni ev ne kadar oldu yeni eve geçeli? Dün işte nakliyatçılar geldi, avlular taşıdılar. Sonra biz de yerleştirmeye falan başladık. Ha, daha dün. Aynen daha dün. Anladım. O zaman evet. Alışması zaman oluyor. Şimdilik yabancı bir evde kalıyormuşsun gibi geliyordu. Evet. Peki, güzel bir sama ya. Yepyeni bir. Ya ben çok severim. Ya. Ben taşınmayı çok severim. Ben İstanbul'da 10 sene işte kaç
18 ne bileyim 13-14 senedir İstanbul'dayım. Hı hı. 7 kere falan taşındım. Ve bana çok eğlenceli gelir taşınmak. Toplanma kısmı biraz yorucu ve zor, doğru, ama şey kısmı, açma kısmı, işte açarken eşyalarını dizersin, böyle bir gaza gelip kitaplarını falan filan alfabetik dizmeye başlarsın mesela. Ve kısa bir süre başka bir insan gibi oluyorsun ya. Doğru, yepyeni bir hayat başlamış, evet, gibi oluyor. Çok taşınalım lan. Sonra geçiyor birkaç ay sonra hemen ama. Deniz boş ver, tadın çıkar ya taşınmanın. Öyle ya, artık zamanla. Bak şey yap, şey sözü verdin mi kendine? Mesela eski yaşantında komşularınızla aran nasıldı? Tanıyor muydunuz birbirinizi? Neredeyse sıfır. Neredeyse. İşte okey, yeni bir başlangıç yapma zamanı ve bütün komşularınla süper samimi olma zamanı. Ve tam güzel bir zamanda Deniz, aşure zamanı. Doğru. Aşure zamanı hani, komşularla tanışmak için güzel bir zaman. Aşure ben sevmem ama ya. Aşure herkes sevmek zorunda değil bak. Yani. O ama şey, bir sıcaklıktır, illa yemen gerekmiyor. Yani başka tatlılar da var. Ama aşure zamanı şu an. Anladım. Ve aşurenin dağıtılma mesela ritüeli var. Niye kazandı bir zamanı yok? Çünkü yok. Olsa mesela ben o zamanı çok severim. Ama ya da aşure, profiterol. Yani. Evet mesela. Evet ama bu tatları bulamayanlar olabilir arkadaşlar. Hayır, doğru. Biz de bulamıyoruz şu an. Evet Deniz'ciğim, peki sence sinema mı tiyatro mu döver? Söyle bakalım. Ya bence bana sorarsanız cidden çok belki berbat bir cevap olacak ama ikisini kıyaslamak bence çok mantıklı bir hareket değil. Deniz bu berbat bir cevap değil, hı, bu verilebilecek en mantıklı cevap. Zaten ben de biraz gıcıklığını öyle soruyordum. Şey, biraz fazla tahmin edilebilir genelin de böyle vereceği bir cevap. Biraz bana geliyor ama bence... Canın de... sağ olsun ya, ne demek ya, ne banali ya. Deniz bak sana katılmıyorum, hatta ikinci bağlanan ve böyle diyen kişisin. Kitlemiz gerçekten güzelmiş çünkü şuna bu cevabı veren de çok var. Tiyatro neymiş ya? Öf, yapay falan diyen de var ve siz kıyaslamayalım, hayır farklı bir şey diyorsunuz. Bence de yani bu sıradan bir cevap değil. Bence de. Devam et sen cevabına Denizciğim. Ya devam edeyim de mesela buradan şuna biraz dikkat çekebiliriz. Bizim ülkemizde hani bale dendiğinde millet işte adam dediğin öyle dans mı eder falan mentalitesi. Bunu aşmamız gerek. Gerçekten adam dediğin bale mi yapar? Yani aşalım. Ya yapmana gerek yok kardeşim, git izle diyoruz zaten. Allah Allah. Evet. Ne öyle yani, ya tight'la falan. Katılmayan gibi şeyler yani onlar genel olarak keşke tatılsa. Ki şunu da söylemem lazım. Devlet Opera Barisi Ankara'dan bahsediyorum. Hani İstanbul'da eminim öyle ama Ankara'da çok başarılı işler sergiliyor. Hani biletler yok satıyor ama hani sokağa çıkıp da böyle bir röportaj yapalım desek ya millet baleye müthiş ötesi hor görmeyle yaklaşır. Bunu hiç sevmem mesela. Hani sinemayla şeyle tiyatroyla pek ilgisi olmadı bu cevabın ama yo, hani ben de buraya olsun bir dikkat çekmek istedim. İyi ettin, iyi ettin. Bale de kardeşimizdir. Evet. Kesinlikle. Ya bale, hani... bale falan tabii, gerçi bale mesela ben cahilim bale konusunda ama uzaktan gördüğüm kadarıyla mesela bana çok işte birbirinden ayırt etmesi zor performanslar gibi gözükür ve böyle birazcık işte kendi içinde sıkışmış kalmış bir sanat dalı gibi algılarım ben baleyi. Ama dediğim gibi cahilim yani, her şeyi de incelemeye başlayınca aslında deli nüanslar, deli şeyler görüyor, karşılaşıyor insan. Ben çok hayranım ya balerinlere sürekli. Sen balerinlerin yaşadıkları fedakarlıklara yani yaptıkları hayat tarzlarına falan özellikle müthiş saygı duyuyorum. Müthiş disiplinliler ve evet, bunu çok küçük yaştan beri oturtmak zorundalar. Yani o disipline hayranım ve hakikaten hayatlarını baleye adamazlarsa balerin olamıyorlar ve zaten çok kısa bir süre işte o yukarıdaki balerinliği yapabiliyorlar. Hı hı. Yanlış tanımladım da yani. Yukarıdaki balerinliği. Yukarıdaki yani. Top diyecektim demeyeyim diye yukarı dedim de. Çok güzel oldu. Ya sonra öğretmen olmak durumunda kalıyorlar çünkü işte 30 küsür yaşından sonra bale vadesi yapmak çok, çok zor. Çünkü evet, bale vücudun doğasına uygun bir şey değil ya. Evet. Hani onu zorluyorlar. O doğayı zorluyorlar. O bana çok enteresan geliyor. Deniz'cim bize var mı söyleyeceğin başka bir şey? Ne var böyle çok aklıma gelen çılgın bir fikrim yok, hani dediklerim bunlar gibi duruyor. Çok güzel, o zaman bugünlük senin izni isteyelim, bizi tekrar canın istediğinde tabi programımız varken aramanı salık verelim ve de reklama girelim, olur mu? Olur tabii ki. Kendine iyi bak, Ankara'ya selam söyle ve de son sınıfın hayırlı olsun. Son sınıfı dedim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Aynen, son öpüyoruz buradan. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Reklamlardan sonra belki bir şarkı dinleriz. Ondan sonra görüşürüz. Telefon eden maşallah insan sayısı var. Sizleri yayın almaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi reklamlar. Yes. Galaksinin en iyi radyo programı Geek Yapar devam ediyor.
kaldığımız yerden Nilüfer'in muhteşem müziği şarkısı eşliğinde devam ediyoruz. Arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi yanlışlıkla çaldım. Evet. Şimdi ne demiştik en son? Soruları okuyalım demiştim. Aybike dün ben yayına çıkacağım demiş. Instagram'ına çeşitli tepkiyle yani reaksiyon ne onun adı? Soru gelmiş. Sorular geldi. Hadi bir iki tane oradan okuyalım. Oraya mesaj atmışları da yalnız bırakmamış olalım. Evet söylüyorum. Fantastik bir filmde olmazsa olmaz olan şey nedir? Demiş diye sormuş bize Utku. Hadi bakalım. Evet Ozan'cığım sence nedir fantastik bir filmde olmazsa olmaz olan şey? Kendi kurallarına uyuyor olması. Kendi koyduğu kurallara. Yani aslında... O dünyayı yaratabilmesi mi diyorsun? Yarattıktan sonra o dünyayı, o dünyada ayaklarının yerine bastırabilmesi. Yalnız hocam sizi uyarmam lazım sevgili Ozan Bey. Siz bu soruyu cevaplamadınız. Siz iyi bir fantastik filmde olması gereken şey sorusunu cevapladınız. Şöylesini mi cevaplasak? Hayır yani dandik yani şöyle yani. Şimdi daha doğrusu şöyle bak fantastik film olması için demek ki gerçek hayatta olmayan bir şeyler olması lazım kısaca demek oluyor. Ondan sonra bir de ona uyabilmesi gerekiyor. O konuda tutarlı davranması gerekiyor demiş oluyorsun. Doğru yani ben de katılıyorum sana. Çünkü onun dışında olmazsa olmazı çok nasıl diyeyim açık uçlu yani benim telefonum uçuyor olsa bile şu anda şu standartlara göre fantastik bir durum olacağı için telefonların uçtuğu bir film fantastik film kabul edilebilir. O yüzden olmazsa olmaz aslında çok cevaplanabilir bir soru değil sanki. Anladım. Sen daha özel bir cevap vermek istedin. Ben de iyi hadi cevabını ya doğru söylüyorsun canım. En önemli şey bence de yani kendi koyduğu kurallara uygun tutarlı bir. Tesadüfen bugün Art of Storytelling dersimiz vardı. Hikaye anlatma sanatı. Ve yani fantastik hikayenin nasıl tanımlanması gerektiğini konuşuyorduk. Yani benim bugün tesadüfen yani sabah vardığım bir sonuç bu. Aslında günlük yaşantının dışında herhangi bir öge koyduğun an o filmi fantastik kabul edebiliriz bence. Tabii canım bence de. Yani zaten atıyorum Yüzüklerin Efendisi de fantastik. İşte şey de fantastik. Mesela Yalancı diye Jim Carrey'in filmi vardı ya. Yani işte adam çocuğu doğum günde dilek diledi diye yalan söyleyemiyor bütün gün falan. Evet. Onun nedenini falan açıklanmıyordu mesela. O da fantastik. İşte ne bileyim. Geçen biz ne izledik fantastik? Bir şey izledik. Adem'in Elmaları mı diyorsun? O fantastik miydi? Değil, yok, değil canım. Geçen izlediğimiz enteresan bir film olarak aklıma geldi. Geçen... Çok da güzel. Yok benim aklıma başka bir şey geçmiş. Tamam pardon. Ya evet bu sorunun cevabı zor değil. Garip grup şeyler olması diyoruz geçiyoruz. Başka ne demiş? Tamam. Tiyatro izlemek neden ihtiyaçtır diye sormuş bize bu numara. Aynı kişi mi? Yok başka biri. Ha o kişi bu numara adıyla geliyor anlaşıldı. Ne diye sormuş ben soruyu tam alamadım. Tiyatro izlemek neden ihtiyaçtır? Bu varsayım içeren bir soru. Evet. Kim ihtiyaç olduğunu savundu bilmiyorum. Ama hadi öyle varsayalım bilmiyorum veya tartışın. Sizce ihtiyaç mı veya ihtiyaçsa neden ihtiyaç? İhtiyaç kesinlikle. Diyorsunuz. Evet. Bir oyuncu olarak bilet satmak. Aklını ve ruhunu beslemezsen. Gibi bir art niyetiniz var gibi gelmiyor değil bana. Yok ya vallahi hiç öyle bir art niyetim yok. Ben şöyle bir nesnellik katabilirim. Kat bakalım. Modern psikolojide insanın sağlıklı birey olması için belli şemalar var. Aman Allah'ım. Bu şemalardan birinde oyun diye tanımlanır bu şema. Bu da insanın temel ihtiyaçlarını, hayatta kalmak üzerine ihtiyaçlarını karşıladıktan sonraki yaptığı aktivitelerin bu aktivitelerin ne kadar sağlıklı olduğunu ölçen bir şemadır. Bu şemanın içinde de elbette sanat var ve tiyatronun da temel sanatlardan biri olduğunu kabul edersek aslında tiyatro ile beraber sanata yakın olmak bir ihtiyaçtır diyebiliriz. Yani aslında yani sağlıklı bir birey olmanın önemli koşullarından biri. Yoksa karnı doyunca işte barınacak bir yeri olunca evet insan yaşamaya devam ediyor ama sağlıklı bir birey olmak sanatsız okumadan etmeden çok zor diye düşünüyorum. Ozan'ın dediği şu oyun muhabbeti benim ilgimi çekiyor. Ben de biz işte IBK ile falan çeşitli tiyatro eğitimleri sağdan soldan toparlamaya çalışırken karşımıza çıkan anlatılardan bir tanesi insanın gerçekten oyun oynamaya veya oyunsal bir şeye dahil olmaya ciddi bir ihtiyaç duyduydu. Hatta bu ihtiyacın insanlarla bile sınırlı değil. Hayvanlarda, memelilerde tabii özellikle bile çok sık gözlendiği falan işte konuşulurdu. Yani uyduruyorum. Mesela köpekler, yavru köpekler falan birbirleriyle oyun oynamakla kavga etmek arasındaki çizgiyi bilirler.
oyun oynadıkları zaman birbirlerini ısırırlar ama yaralamazlar. Yani hakikaten kavga edecek olsa eder falan. O yüzden birçok canlı aslında oyun oynuyor. Oyun oynamaya ihtiyaç duyuyor falan. Hatta ben şöyle bir şeyi kendi kendime bir gözlem yaptım ve bunu sağda solda anlatıyorum. Çok bilgece bir şey düşünmüşüm gibi. Mesela bence insan ilk öğrenirken de aslında oyun aracılığıyla öğreniyor. Yani sen bebekken, çocukken falan daha hani işte birisi sana bu tuvalettir, tuvalet buraya yapılacaktır deyince hiçbir şey anlamıyorsun ya. Ama nasıl öğreniyorsun? Bakıyorsun, görüyorsun, taklit ediyorsun. Evet. Küçük küçük davranışları, hareketleri falan. Taklit ede de o davranışın işte devamını getiriyorsun zamanla. Zaten bu oyun şeması çok daha kapsamlı aslında, daha anlayabilmek için sanırım bu kuramı ortaya atan psikoloğun ana dilinden aslında çeviri yapmak lazım ama ben Türkçe okuduğum için Türkçe ifade ediyorum. Bu oyun birçok şeyi kapsıyor. Örneğin obsesif mükemmeliyetçilik de oyun şemasının eksikliğinin göstergelerinden biri. Aman yani obsesif mükemmeliyetçilik, anladın, böyle takıntılı olmak falan gibi yani. Evet, yani hayattan tat alamadığın, senin kendini hayattan tat alamayacak vaziyete soktuğun her şey senin oyun şemanın eksikliğinin bir göstergesi. Vay be. Bu yüzden senin dediğin şey de işte psikolojide yeri var aslında. Ki daha geniş bile düşünecek olursak aslında hepimiz sürekli oyun oynuyoruz. Sen iş vereninin yanında başka biri gibi davranıyorsun. Evet. Arkadaşının yanında başka. İşte misafir gelince yanında, değil mi? Misafir gelince eve dik oturuyorsun değil mi? Böyle ayaklarını işte tepelere çıkarmıyorsun filan. Aslında hayatta sürekli oyun oynuyoruz. Bütün rol dünya yapıyoruz. Bir sahnedir ve ya, kadın erkek hepimiz evet, birer ya, oyuncuyuz. Mesela ben bundan şikayetçiyim biraz. Neyden şikayetçisin? Bazı çevremdeki insanlar bana der ki mesela, hani sen şurada farklısın, burada farklısın, hangisi sensin? Hani bu ne kadar doğru gibi yorumlar getirirler. Ve bu aslında kibarca iki yüzlü demeye çalışırlar. Ya ben de derim hayır ki ya, ben çok yüzlüyüm. Yani olabildiğince çok, hatta ne kadar çok benim için o kadar iyi. Çünkü değişken olan her şey benim tavrıma etki ediyor. Nerede olduğum, kimle olduğum, o anki psikolojim, hava durumu ve benim farklı kişilikler takınmam aslında benim içeride ne kadar olgun olduğumu gösterir bence. Ne kadar çok alternatif sağlayabildiğimi gösterir diye düşünüyorum. Yani o değişir ama ben şu anlamda sana bir noktada katılıyorum, bir noktada katılmıyorum. Mesela şu giydiğin kıyafet bile aslında bir kostüm. Yani gömlek ve kot. Niye? Çünkü üniversitelisin ve sokakta şu an gömlek ve kot giymenin uygun olduğunu düşünüp bunu giyiyorsun değil mi? Yani bu bile aslında bir obligasyon gibi. Evet, yani toplum içindeki her davranışımız. Ya muhakkak öyle. Hatta şöyle bile örnekler vermek mümkün. İşte atıyorum sokakta böyle ne bileyim normal yürümezsen de diye bağıra bağıra yürürsen ne bu deli ne yapıyor derler falan. Polis yani, gelir bir yerden sonra. Evet, hani böyle uyman gereken kural, ya uyman gereken uyum kuralları bile var hakikaten. Uymadığın zaman başın belaya bile girebiliyor dediğin gibi. Bu evet, bunlar enteresan. Yani üzerine diyecek bir şey bulamıyorum. Sadece enteresan ve insanı düşündürtüyor gerçekten. Evet ya, ben bunları çok düşünüyorum. Hatta böyle bilgisayar oyunlarında da düşün, özellikle online ekip halinde oynanan oyunlarda ben şeyi gözlemliyorum. Bazı insanlar bu ekip oyunlarında özellikle garip davranan, yani bunun kuralının dışında davranan, birazcık da aslında eğlenme odaklı, kazanmaktan ziyade eğlenme odaklı insanları suçluyorlar. Yani hırsızlarsa, bir oyun olduğunu, hırsızlarsa. Evet. Gerçek hayatla aslında bu çok paralel. Örneğin bir metronun merdiveninde dans eden bir insana baktığınızda o da bileti aslında CSGO'da insanları vurmayan insandan bir farkı yok bunun. Anladın mı demek istediğin? Doğru, güzel. Evet. İkisi de yanlış değil bence. Evet. Evet evet, yok doğru söylüyorsun. Çünkü hayatı işte nasıl tecrübe etmek gerektiği konusunda bir yönlendirme bu kurallar ve bir kısmımız şey diyor, yani bu kurallara herkes uymak zorunda diyor. Belki bunu demelerinin sebebi ben uyuyorum, ben uyduğuma göre herkes uymak zorunda, yoksa ben mi bir tek enayiyim uyuyorum falan gibi bir şeyden ötürü de böyle savunuyor olabilir, ya da genel olarak toplum düzeni baş şekilde sağlanmaz diye düşünüyor da olabilir ama yani nedeni ne olursa olsun bir çeşit, yani oyun bir çeşit bir sahtelik bir şey olduğunu fark ediyoruz ve birçok platformda ister küçük ister hayatın kendisi uymaya devam ettiğimiz çok oluyor. Bir tane telefon alayım hadi madem. Bakayım alabilecek miyim? Alo. Aldım vallahi. Alo. Alo. Merhaba, kiminle görüşüyoruz? Söylemesem olmaz mı ya? O zaman kod ismini söyle. Neredeki? Efendim? Neredeki? Tamam söylerim, adım Hüseyin. Tamam canım, Hüseyin. Hemen kendi şey, yani tamam Hüseyin, boşver. Çaktın mı Hüseyin? Kimse dinlemiyor senden benden başka birisi. Buyurun Hüseyin'cim, ne yapıyorsun, iyi misin? Bir dakika, ben bir dakika kontaklarını alabilir miyim? Tabii, özgürsün bu konuda. İçeride bir bilgi var herhalde. Ne bileyim?
Aileden gizli falan mı öyle? Ne bileyim? Yo, 16 yaşında özür dileyim. Vay. Evet sevgili Özgür arkadaşımız. ne yapıyorsun, iyi misin? Ha? Ne Özgür ya? Sen dedin. Sen dedin Özgür bireyim ben dedin ya. Ben Işıl dedim. Ne dedin? Işıl dedim ben. Hayır, sen özgür bir bireyim dedin ya, ona diyoruz. Aman, ha, tamam. Tamam, özür dilerim. Bir an özgürlüsün gibi iyi yaklanım var ya, neyse boş verin ama. Evet evet, zorlu bir telefon konuşması bizi bekliyor. Evet, anlat bakalım, bir şeyler anlat. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim, ders çalışırken arayayım dedim, sıkıldım. İyi ettin. Bugün ne yaptın mesela, okuyor musun, okula mı gidiyorsun? Evet, okula gidiyorum. Nasıldı bugün okul dersler? Ölümcül, çok güzel. Kaçıncı sınıfsın? 11. Aman Allah, benim gibi eğitim sistemi değişmeden üniversiteye hazırlanmasında bir yıl var değil mi? Doğru bildim. Lise 3. Yani seneye üniversiteye hazırlanacaksın. Aynen. Okay. Bak hala gençlerle barışabiliyorum. Aferin Aygül. Aferin. peki. Depresyonda bir kapandım biraz. Biraz depresyondasın. Neden? Niye? Muhit gitti elimizden. Muhit mi gitti? Geek Muhit kapandı, evet. Aa, niye kapandı Geek Muhit o zaman? Harvey Dent muhabbeti. Yüzün bir tarafı yanmadan fiş çekildi diyelim. Pekala. Dün gece ortam muhteşemdi yani. O 100 kişi aynı şarkı dinleyerek böyle ağlamadı. Evet evet, çok güzel bir veda seremonisi gerçekleşti Geek Muhit'te. Peki şey yapılacak mı? Buradan kalan gaziler yepyeni bir oluşum oluşturacak mı acaba? Evet, Discord'da takılıyorlar. Ha, şu Discord'da geçildi. Evet, ama bu sefer bizim kontrolümüzden tamamen bağımsız bir şekilde. Ne dedin sevgili dostum? Afet toplama merkezi gibi oldu. Güzel, orada artık birbirinizin başınız birbirinize ilgi gösterecek, birbirinizle ilgileneceksiniz. Yepyeni açılımlar ve girişimler sizin elinizden öpecek sevgili dostum. Olabilir, bilmiyorum. Acı Geek Muhit falan gibi bir şey kapandı diye de depresyona girmeyin. İnan, hayatta depresyona girecek daha çok şey bulursun benden. Benim için 16 yaşındayım. Bak, şimdiye depresyona gireyim. Çok haklı. Çok, çok güzel. Bu farkındalık seviyesine 10 puan veriyoruz. Çok güzel. Peki. Aslında bir şey için geçen sefer şey diye bütün parçalarını toplamaya geldim. Geçen seferden bir içinde bir ukde kaldı. Onu bir alayım ben dedim. Lütfen uktenizi tahmin edelim. Şamlamak olacak. Sadece kendime tatmin ediyorum. Şimdilik bir şey yok. Ha, iyi. Okey. Öyleyse tiyatroya gidiyor musun, bize bu sorunun cevabını ver. Ha, nerede yaşadığını söyledin mi bize? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da. Tiyatroya gidiyor musun peki? Hiç gittin mi? Tiyatronun ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum tabii, gittim. Böyle okul gezisiyle falan mı gittin mesela, yani ne bileyim? Yok, arkadaşlarla sıkılmıştık, geçerken girelim bari dedik. Bence muhteşem. Ama dandik bir oyun, sıkıcı bir oyun muydu? Yok, bir kez daha girmişti. Geçen sene okul götürmüştü. Böyle manda ve himayeli bir şey vardı. Ya okulun götürdükleri şeyler çok keyifli olmuyor. Siz arkadaşlarınızla ayrıca kendiniz seçin bir şeylere gidin. Öyle sıkılıp da girdiğiniz oyun neydi acaba? Hatırlamıyorum işte. Hatırlamıyorum. O zaman bekliyoruz Kadıköy'de canınız sıkıldığı zaman. Aybike. Boynuza da gelin. Aybike bugün muhteşem satış. Kimliğiyle. Kadıköy'e gideceğim pek zannetmiyorum. Ne tarafta, uzakta mı oturuyorsun? Ben Bahçeli'de okuyup Halkalı'da okuyan bir insanım. Uzak oralar, evet. Bahçeli evler. Bizim ekipteki bir arkadaşımız her gün oradan provaya geliyor gibi. Yeah. Bu arada. Ben Halkalı'ya gidiyorum, ne var? Biz üniversitede okurken Tuzla'dan Bahçeşehir'e giderdik. Ay evet ya. Evet. Hafta sonları Ömercan, oyun oynayacağız, evet, diye. Hafta sonu bir de Ömercan oyun oynuyor. Ben kapıda bilet kesiyorum. Oyunda bile oynamıyorum. Evet, bilet kesmek için. Yani okul servisiyle gidiyoruz. Okul servisinin saatleri belli. Böyle 4 saat falan sürüyordu Bahçeşehir'e gitmek. Nasıl Tuzla'dan inanmışız? Nasıl evet inanmışız? Boş ver. Evet, bunlar şeyler. Neyse, var mı bize son olarak söyleyeceğim bir şey? Ya öyle arayayım dedim. Kendi işimde tatmin ettim. İyi ettin. Yok, böyle girişimlerde bulunmak iyi bir şey. İnsan kendini sık sık tatmin etmeli. O zaman bize söyleyeceğim başka bir şey yoksa öpüyorum. Görüşürüz diyorum. Kendine iyi bak diyorum. Bye bye. Bye bye.
kısa zamanda depresyondan çıkmasını da ümit ediyoruz. Ya ne depresyonu ya, saçmalamayın. Ama liseli depresyonu öyle işte. Olabilir. Bu arada olabilir. Olabilir arkadaşlar. Depresyon genelde ne depresyonu ya, Allah Allah senin canın sıkılmış diye geçiştirilen bir şeydir. Hastalıktır ama hastalıktır hakikaten. Evet. Bu şekilde yaklaşmamak gerekir. Kesinlikle. Ben depresyonla emleyen arkadaşlarınızı, tanıdıklarınızın yardım çağrılarına kulak verin. Sonra intihar ederler. Evet. Bu arada ben sezonun ilk programında şimdiden WhatsApp'ı tekrar bir evladım gibi sahiplendim. O yüzden buradaki mesajları es geçirtmeyeceğim. Hadi es geçirtme lütfen. Örneğin Hamit demiş ki operaya gitmeyiz ama kentte bir opera binası olduğunu bilmek insanı nedense mutlu eder. O şehirde sanat yapılıyor düşüncesi medeni bir yerde yaşıyorum hissi veriyor belki de. Doğru. Deyip iyi doğru yayınlar dilemiş. Ya abi şöyle bir şey de var. Bir insan her sanat dalından keyif alacak, hepsini deli gibi takip edecek diye bir şey yok. Ben hakikaten operada sıkılırım gerçekten. Hayatımda 3 kere falan gittim operaya. Gene giderim aslında. Hani hiçbir daha görmek demiyorum. Ama çok sana hitap etmiyor. Her dakika peşinden koşmam. Ama işte neydi arkadaşın adı? Haluk mu dedin? Ne dedin? Hamit. Hamit'in dediği doğru. Orada opera binası olduğu ve onun işlek olduğunu bilmek gene de güzel bir şey. Ya da şunu bilmek. Ya istediğim zaman gidebilirim. Evet doğru. Yakınımda var. Aynen. Ulan ben de gitmiyorum. O yüzden de kapandı diye hissetsen evet, daha da kötü yani gerçekten. Sen de operaya bir şans daha var Ömercan. Yıllar önce gitmiş. Mesela ara ara böyle gidelim şeyler yapabilirsin. Tamam hadi senelerdir hakikaten olur izlemedim. Hadi bir operaya gidelim bakalım. Hatta bulabilirsek eğer varsa yani şeyde oynayan Türkçe operaya gidelim. Çünkü tamam, ben işte gittiklerimin hepsi ya İtalyanca ya Fransızca filandı. Üst yazıyla izledim. Üst yazıyla izledim. İnternetten açıp Türkçe opera izledim ve İngilizce de izledim mesela. Konuşulanı anlayınca, operadaki o şarkı sözünü anlayınca o zaman çok farklı oluyor aslında. Ve güzel oluyor. Yani olur, olumlu oluyor. Yani öbür türlü böyle hiç bilmediğin bir dil abuk subuk bağırıyorlar ama anladığın bir dilde olunca o onu güfteleme şekillerinden de şey yapıyorsun. Tatmin olmaya, keyif almaya başlıyorsun aslında. İngilizce ve Türkçe izleyince internette onu fark ettim. İngilizce de bulabiliriz belki. Hani ama Türkçe varsa vardır herhalde diye tahmin. Yani bilmiyorum, uyduruyorum şu an. Var mıdır acaba? Varsa var yazın arkadaşlar. Evet ya, bilen yaz. Ya vardır da hani şu an gidebileceğimiz var mıdır anlamında bilmiyorum. Aslında sezon sanırım. Sezon en yeni aktif açılıyor. Olduğu. Evet. Bakalım bakalım. Bulunursa bulunur herhalde. Hadi bulalım. Ve ayrıca Furkan demiş ki bu arada bunun mesajının öncesinde bolca tiyatrodan bahsederek tiyatroyu sevdiğini açıklamış ama sinema mı tiyatro mu sorunuza sinema demek durumundayım demiş. Hı. Tiyatro iyidir de der Erkan. Tiyatrodur iyidir der Erkan Can. ama ve lakin sinemada empatileri üreten bir makinedir demiştir Roger Ebert demiş. O da... Ve bana göre birden fazla dünyaya birden fazla şekillerde ulaşmanın yoludur sinema. Hayal gücünün ve yaratımın en mükemmel karşılığıdır. Vallahi işte bu konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Sinemanın olanağı tabii ki daha fazla. Yani işte tiyatro sahnesinde yapabileceğin şey hele hele yani böyle büyük bir prodüksiyon istediğin zaman iyice güçleşiyor. Belki fiziksel bir alana sahip olmak gibi bir şey bile bir dert oluyor falan. Ya da onu tekrar canlandırmak bambaşka bir dert oluyor. Hı-hı. Ama sinemada dev gibi işte setleri ya da değişik görsel efektleri falan kuruyorsun ediyorsun. Ondan sonra onu tekrar izlemek kolay da olduğu için belki daha böyle işte üretmesi zor şeyleri yani prodüksiyon olarak zor şeyleri sinemada yapmanın kolay olduğunu biliyoruz. Ama sana şöyle bir şey söyleyebilirim. Hı hı. Tiyatroda da şöyle bir durum var. Ben özellikle dekorsuz oyun çok severim. Hı hı. Yani işte dekoru kostümü bir şey olmayan ve oyuncu o an ne yaparsa oraya dönüşen. Hı hı. Oyuncu sana o an burası yağmurlu bir tepe başı der. Hı hı. Senin gözünde orası ona çevrilir. Hı hı. Yani orada bir görsel efekte tiyatroda bir ihtiyaç yok. Hatta ben ekstra kendi beğenim olarak seviyorum olmamasını. Hı hı. Sana burası bir hastane odası der, hastane odası olur bir anda, bir saniyede değiştirir orayı. Yani ve seni hayal gücünle orada baş başa bırakır. İkisi yani hepsi birbirinden çok farklı şeyler. O yüzden ya ben evet kıyaslamayı pek sevmiyorum. Ya zaten hani, zaten bunu kıyaslayacaksak zevk düzeyinde kıyaslayabiliriz. Şu an siz konuşalım. Hani oturup hangisini işte daha üst seviyeye çıkaracağız, koyacağız falan öyle bir şey yok. Yani kişisel olarak daha hangisini daha çok seviyorsunu konuşuyoruz aslında biraz da. İnsanların da cevapları ona tabii göre. Aynen. Hangisinden tatmin olduğumla alakalı. Evet. Ya şöyle bir şey var. Yani şunu düşünüyorum. Mesela bir resim sergisine gidersin. 30 tane resme bakarsın. Hiçbiri sana bir şey ifade etmez. Ama bir tanesine bakarsın. Sen de bir sürü
sürü duygu uyandırır. Yani tiyatroya, sinemaya, operaya bence hep bu gözle bakmak lazım. İşte 3 kere gittim, bana hitap etmiyor deyip köşeye çekilmemek gerekiyor. Yani kendini sanata maruz bırakacaksın her anlamda. Ya bir de zaten bunu daha önce de birçok yerde tekrar ettiğimi biliyorum. Böyle düşündüğümü biliyor olabilirsiniz bizi sık dinleyenler ama bence sanat eseri zaten böyle insanın hani beğenisini kazanmak zorunda değildir hiçbir zaman. Kesinlikle. Yani sen bir sürü film izlersin, oyun izlersin, işte başka eser neyse işte tüketirsin filan. Hepsini beğeniyorsan çok dar bir pencerede zaten olaya yaklaşıyorsundur. Yani beğenmediğin, beğenemeyeceğin şeylere maruz kalman lazım ki yeni kapılar açılsın, yeni ufuklar açılsın. Onlardan birisini bir beğendiğin zaman zaten yepyeni bir dünyaya adım atmış oluyorsun. Evet, doğru. Evet. Doğru. Bir şeyi beğenmediğinizi söylemekten de kaçınmamak gerekiyor. Şimdi konu sanat olunca bazen insan beğenmediği şeyi de söylemeye çekiniyor ya. Ay anlamadı mı diyecekler. Şimdi mesela şu an İstanbul'da herkesin Instagram'dan yayın yaptığı bir modern sanat müzemiz var. Şimdi orada ay ben sevmedim ya da anlamadım demeye de çekiniyordur insanlar. Hani seveni de var, sevmeyeni de var. Bu normal bir şey. Kapıdaki tabelayı sanat eseri zannedip fotoğrafını koymuş kişiler olabiliyor. Olabiliyor değil, vardır ya. Eminim buna gerçekten. Modern sanat zor iş ya. Ya zor. Bu dalga geçecek bir şey değil. Ne? Dalga geçecek bir şey değil. Sanat sanat için midir yoksa ne içindir falan filan tartışmalarına kapı açabilecek bir sohbet sevgili arkadaşlar. Ozan oku hadi. 5 dakika sonra reklam var. Tabii. Yunus demiş ki telefonu da reklamdan sonra alacağım bu arada. Pardon. Evet Ozan'cığım. Ozan'ın anlattığı teori kime ait deyip bunun hakkında bir soru sormuş. Ben şöyle karşılık vereyim. Şema psikoloji diye aratabilir. Ve ben hani bu işin ustası olmadığım için senin için seçmeli lazım. Kendisi cevap bulabilir. Değil efendim. Mi? Senin için seçmeli ders bu yani ana dalın değil. Yani evde araştırdığım bir şey. Ha, sen kendi kendine mi araştırıp tabii, şema tabii. psikoloji Aha. falan bunları öğrendin? Aha. Aferin lan. Ya işte. Araştırmacı olun arkadaşlar bak. Bir arkadaş da demiş ki Süreyya Tiyatro sahnesinde Türkçe opera geçen yıl vardı. Aa, çok güzel. Herhalde Kadıköy'de. Bu yılda olduğunu ima etmiş. Oradan bakalım bakalım. Güzel de bir opera sahnesi sorusu. Ya çok önemli bir soru okuyabilir miyim? Tabii. Hadi bakalım oku. Sen ne diyorsun nerede? Ama Aybik. Bu trollü yap. Senden beklemezdim Aybik'i. Çok göndermişler. Ne yapayım okumadan duramadım. Onlara ultimatum şeyli tehditkar cevaplar verebilirsin. Tamam. Sizi tanıyoruz ve evinize geleceğiz falan şeklinde. Ozan okuyordun. Ha okuyalım o zaman. Akın demiş ki Eskişehir'e yeni taşındım. Tiyatro faaliyetlerine dair yani Eskişehir'le ilgili hiçbir bilgim yok. Tavsiyeniz varsa çok sevinirim demiş. Arkadaşlar Eskişehirlileri cevaba davet ediyoruz. Tiyatrolar orada ne alemde ne durumda falan filan. Özel tiyatroların turneye gittiğine eminim de. Biz de gideceğiz. Tarihi belli çok olunca söylerim. Okey bak mesela sevgili dostum Ay Bükeler oyunu gelecekmiş. Bu arada İzmir'e de gidiyoruz. 17 Kasım'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. Alt kat sanat olarak. Antalya'ya, Muğla'ya, işte Eskişehir'e, Bursa'ya da gideceğiz galiba ama tarihleri belli değil. Amma geziyorsunuz. Tam kesin belli değil. Ben belli olunca tekrar bu programa konuk olmak istiyorum. Anlaşıldı. Bunları bana yalnız söylememiştin. Bu kadar zaman evde yalnız kalıp soğuk makarna yiyeceğimi bilseydim tiyatroya. Bu ne böyle saçma sapan. Gel abi bizde sıcak makarna oluyor. Teşekkür ederim. Geleyim biraz öğrenci evinde şey gidereyim. Nostalji. Ayrıca Akın eklemiş ki tiyatro mu sinema mı sorusuna sinema demek durumundayım. Çok daha fazla fırsat var yeni dünyaları keşfetmek için demiş. Ha, bak şöyle bir şey diyecektim. Şimdi aklıma geldi. Bunu bir Yiğit Arıkan isimli hocam tiyatro hocalarından bir tanesi söylemişti. Bir zamanlar sinema falan icat olmamışken tiyatro insanların her çeşit işte görsel gösteri ihtiyacını karşılıyordu falan. Yani kısacası şunu kastediyor. Yani şimdi böyle görsel efektli bölüm kurgular, fantastik filmler falan izliyoruz. Eskiden öyle öyküleri de tiyatro sahnesinde rahat rahat yani rahat rahat değil de sık sık izliyorduk. Fakat ondan sonra bu temayı sinema daha kuvvetli diyelim bir şekilde değerlendirebilmeye başladığı zaman tiyatro belki de bundan işte sıyrılmaya başladı birazcık. Tabii ki hala böyle büyük prodüksiyonlar böyle ne bileyim mesela müzikaller falan filan Hollywood filmlerine taş çıkartacak görsel efektler şunlar bunlar kullanıyorlar ama o biraz zaten Broadway filan yani azınlık bir şey öyle her yerde olan bir şey değil. O yüzden diyordu işte Yiğit Hocam tiyatronun kendine özgü insanların orada birebir sadece o geceye özgü bir tecrübe yaşıyor olmasıyla ilgili taraflarının ön plana çıkarılması gerektiğini savunan bir tiyatrocuydu kendisi. Güzel. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Sahne sanatlarının geleceği hakkında. Film
Yani sinema eve taşınıyor hızlı bir şekilde, bunu biliyoruz. Ve bir noktadan sonra neredeyse tamamen evde tüketilen bir sanat haline geldikten sonra sanki sahne sanatlarının birazcık daha tekrar eski temposuna kavuşacağını düşünüyorum. Çünkü yani kitap okumak gibi, kitap okuduktan sonra tamam bu bana yetti deyip sonra dışarıda bir sanat arayışından uzaklaşmıyordu insanlar. Nasıl ki sinema AVM'lerden ya da başka yerlerden çıkıp eve tekrar oturduğunda o zaman insanlar dışarıdaki sanatı sahne sanatları olarak görecekler gibi geliyor bana. Enteresan. Doğru, evet, haklısın. Pardon, ben şeye takıldım. Ama bir filmi de öyle kalabalık bir sinemada birlikte izlemenin de keyfi hala bir başka. Ya, ona ya evet, çok mu yaşlıyız? Yok, yaş falan değiliz. Zaten bu doğru olan bak, demiyorum. Çok yani. Zaten bariz bir gözlemimi söyleyebilirim. Bu arada saat 9 başında reklam yokmuş. O yüzden ben hıyar gibi burada şamşırdım. Mesela komedi filmi izlediğin zaman kesinlikle sinemada başkaları izlediğinde yüksek sesle kahkaha atıyorsun. Biliyorsun, evet. Ama evde ben kendi kendime izlediğimde yüksek sesle kahkaha attım. Çok nadir olur. Ben hiç gülmüyorum komedi filmlerin evde. Ya o böyle kolektif bir duygunun bir kesinlikle ürünü demek ki birazcık. Hatta şöyle bir kıstas var. Ya evde tek başıma izlerken bile sesli güldüm. Doğru. Öyle doğru diyoruz birbirimize. Evet, evet. Evet. Hatta bunun bir ötesi kitap okurken sesli güldü bu falan. Genelde okurken daha da zor olur ya. Evet, evet. İyi, reklam falan yokmuş sanırsam. Belki de vardır. Onu ben toparlamaya çalışırken hadi bir şarkı dinleyelim. Haydi bakalım. Ondan sonra telefonları da yayına alır. Muhabbete de kaldığımız yerden devam ederiz. Yeah. Galaksinin en iyi radyo programı Geek Yapar devam ediyor. İşte bu Kent FM. Evet sevgili arkadaşlar, ben kontrol masasıyla cebelleşmeye devam ederken tekrar yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bir telefon alalım bakalım, şey biri çıkacak mı, ilginç. Alo. Alo. Alo, alo. Alo. Merhaba. Merhabalar. Kiminle muhabbet etmekteyiz acep? Emre ile muhabbet etmektesiniz. Oho, merhaba Emre, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ne yapıyorsun, nasılsın bakalım? İyiyim, teşekkür ederim. Okulum başladı. Çok güzel. Bu herkeste denk geldiğim bir semptom. Galiba bir evet. Sebebi var. Ne değişik değil mi? Kaç yaşındasın Emre? Aman tanrım. 20 yaşındayım. Güzel bir yaş. Ben mesela evet. 20 yaşından beri 20 yaşımda olduğumu iddia ediyorum. Öyle hissediyor insan. Sen kendin kaç yaşında hissediyorsun Emre'cim? 55. Niye ya? Nereden geliyor bu yorgunluk, bıkkınlık? Söyle bakalım. Bilmiyorum, gençleri anlamıyorum ben. Wow. Niye öyle diyorsun? Umurdanıyorum, suratım var falan. Öyle hissettiriyor. Emre'cim, seni yaşıtlarından memnun olmayan ve daha yaşlı insanlarla sohbet muhabbet kurma zorunluluğuna kulübümüze davet etmek istiyorum. Ben de genelde yaşıtlarımı hep daha embesil buldum. Özellikle okula hayatımda falan. Gittim. Yok, embesil değil. Ben daha çok aklım ermiyor yani. Ha, sen öbür taraftasın spektrum. Anlamında söyledim. Galiba. Yok canım, estağfurullah. Yani nesini anlamıyorsun mesela? Ne yapıyorlar da sana garip geliyor? Sanırım pek fazla ortak zevkim yok. Okey. Mesela ne senin zevklerin falan? Aslında o kadar da çok sıra dışı zevkler değiller yani. Canım kimin yani sıra dışı olmak zorunda değil zaten. Okey. Biliyorsunuz işte hani film seyretmek. Film seyretmek. Peki film oynamak falan ama pardon. Daha çok o oynadığım ve seyretmeyi tercih ettiğim şeyler pek diğer insanların tercih ettiği şeyler değil veya dinlediğim. Bana da öyle olurdu. Bizim ortaokulda falan kimse Pink Floyd dinlemezdi mesela. Bir ben dinlerdim. Bir arkadaşım daha dinlerdi. Biz onunla konuşurduk. Millet işte bu ne ya, Serdar Ortaç dinlesenize falan yapardı. Biz de işte hayattan sorduk. Geek Yapar'ın amacı bu değil mi zaten? Bilmem ortak zevkleri olan insanları bir arada buluşturmak, işte çevrende bulamıyorsun. Tabii, ama muhabbet etmek istiyorsun. Hatta geek muhabbetinin çıkış noktası bu değil mi? Yani aslında ben kişisel olarak başta çıkış noktası falan değildi ama sonradan öyle bir misyon ister istemez edinmiş olduk gerçekten. Doğru söylüyorsun. Emre, sen Geek Yapar camiasından peki ulaşabildiğin birileri oldu da iletişim kurabildin mi, yoksa orada da mı benzer duygular içerisinde bir durumla karşılaştın? Yani birkaç kişi oldu öyle şu anda, hani kalıcı olarak işte şu kişiyle tanıştım ve harika anlaşıyoruz birlikte gibi bir şey olmadı ama zorla, zaten hali hazırda anlaştığım kimseler
Geek Yapar'ı takip eden insanlar olduğu için. Anladım. Anlaşıldı senin çaresiz durumun. Peki ne okuyordun? Çizgi film okuyorum. Aa. Nasıl yani? Açıklaman lazım. Animasyon yapma falan mı? Yani evet. Çizgi film üretmeyle alakalı. Hı, hangi okuldasın? Anadolu Üniversitesi'nde. Ha, Eskişehir'de yani. Evet. Yani Emre birçok üniversite öğrencisinin gıptayla bakacağı bir bölüm gibi gözüküyor senin bölümünün adı. En azından sosyal bilim meraklıları için yani. Eğlenceli mi bölümün? Eğlenceli. Tempolu ama eğlenceli. Ben seviyorum. Böyle çok fazla çizimli falan mı ödevlerin oluyor mesela? Evet, genellikle ona dayalı. Çizme ve el becerisi. Biraz bilgisayardan anlamaya ama daha çok çizme ve el becerisine. Evet, bizim okulda da görsel iletişim tasarım okuyanlar genelde şey olurlardı. Gece gündüzlerini katıp sabaha kadar resim çizerlerdi falan. Tabii o da yani aslında uzaktan şey gözükürdü yani, ne bileyim, bölüm mühendis olmaktan daha keyifli gözükürdü şimdi. Ne diyeyim yani. Rekabet var mı çok sınıfta kendi aranızda filan, böyle tatsız bir rekabet ortamı var mı? Ya o daha çok hani lisedeyken vardı. Bir de bu sınıfın yani ilk sınıflarda vardı. Şimdi herkes işte ben onu çiziyorum ama o da böyle çiziyor. Yani herkesin tarzı böyle böyle ve biz birlikte çok mutluyuz. Tarzı bir şeye dönüştü. Aa, ne kadar. Ama tek birlikte yani olmuyoruz. Yani. Ama hani birbirimize de yarışmıyoruz diyeyim. Güzel. Bence güzel bir şey bu. En azından bir şeyin içerisinde gibi hissediyorsunuz kendini biraz olsun. Yani çok öyle hissedemiyormuşsun anladık ama bir tık buradan dolayı belki böyle bir şeyin parçasıyım falan gibi hissetmene sebep oluyor mu bu? Yani evet, yani birbirimize karşı bileylenmektense birbirimizin ürettiği şeylerden zevk almak çok daha rahat, çok daha güzel bir şey. Benim üniversitede bölümüm mesela okulun, ya atıyorum şimdi unuttum okulun nüfusunu da, diyelim bir dönemde 1000 kişi varsa biz 20 kişi falandık, çok azdı sayımız. O yüzden biz mesela çok birbirimize düşkündük yani, hep zaten yani üniversitede dersten derse farklı sınıflarla girersin ama biz mesela hep aynı kişiler dersleri geziyorduk falan. O yüzden o benim çok hoşuma giderdi mesela. Evet, ben mesela 350 kişilik amfilerdeydim. O çok soğuk bir şey. Evet, evet. Ya o soğuk bir şey gerçekten. O yüzden seçmeli ders alıp da böyle 15-20 kişi falan derse girince hoca adımı biliyor, arkadaşlarım adımı biliyor diye heyecanlanıyordum. Sizin sınıf kaç kişi? Bizim sınıf az. Senede 20 kişi oluyorlar. Yine azlılardan. Evet. Amfi denilen şeyi ben hiç görmedim yani. Amfide ders almadım ama hep merak etmişimdir. Ama boşver ya. Dandik oluyor amfi. Bir kere amfide ders dinlemek çok zor oluyor. Çünkü yani sen kendi hali hazırda ilgili meraklı bir öğrenci değilsen uyku uyumak için muhteşem bir ortam oluyor amfi kenarda köşede falan. Yok ya, gene görüyor hoca ama amfide derse girmenin de bir coolluğu var şimdi. Ben hiç giremedim amfide hissediyorsun ya. Kendini. Yok ya. Böyle bir büyüdüm ya, yani dersi istesem dinlemem ama dinlemeyi istediğim için dinliyorum sorumluluğu geliyor insana. Bilmiyorum, ben de amfidenslerini şeye nazaran sevmezdim yani. Çünkü 10 kişi 15 kişi olduğumuz derslerde, bir de benim bölümüm ona müsait olduğu için tabii ister istemez bütün gün tartışır konuşurduk falan. Şu radyo programında yaptığımıza benzer bir hava oluşurdu yani. Doğruya doğru. O yüzden benim hoşuma gidiyordu mesela. Amfi yerine tercih ediyordum yani. Boşver. Abi Emre'cim, yani arkadaşlarına toplanıp gece bir çaktırmadan amfiye girin, 10-15 dakika oturun orada, ne olacak? İyi fikir. Evet, şu an kendi evinde gözlerini devirdiğini hissedebiliyorum. Sırf ayıp olmasın diye iyi evet, fikir evet. Dedi. Var mı bize tiyatro hakkında söylemek istediğin, tiyatro sinema karşılaştırması, ya da ben o konulara girmek istemiyorum mu diyorsun? Yok, girelim. Ben onun için aramıştım aslında. İyi etmişsin. Tiyatro ile ilgili söylemek istediğim şey, biz küçükken gittiğim anaokulunca tiyatrolara götürülürdük ya da ilkokulda da götürülürdük. Ve bunlar çocuk tiyatroları olurdu. Ama yani bir çocuk olmama rağmen, gayet sümüklü sıradan bir çocuk olmama rağmen, yani bir çocuğa bile o oyunlar bana çok basit gelirdi. Yani evde zaten bütün gün Fox Kids izlerdim ben. Tahmin edersiniz ki işte orada X-Men izliyorum, işte Life with Louie izliyorum. Yani komedi desen onun kalitesi. Yani o yaşa göre ulaşabildiğim hani kaliteli bir şeylere ulaşıyorum falan. Hani tiyatroya gidiyorum, böyle sincap kostümü giymiş 20'li yaşlarda bir kadın, fındıklarım nerede falan diye. Bana biraz yavan geliyordu ve işte herkes oyunun sonunda toplanıp hep birlikte çok harikayız falan diye böyle öpüşüp şarkı söyleyerek oyunu bitirmeleri falan.
Yani evet. Başka yerlerde tükettiğim şeylere göre hani çocuk olmama rağmen basit geliyordu. O da Emre karşı bende bir ön yargı oluştu. Emre, ülkemizin kanayan bir yarasına parmak bastın. Evet. O kanayan yaranın adı çocuk tiyatrosu. Maalesef tabii çocuk tiyatrosu çok önemli, çok özel bir şey tabii ki. Çünkü yani çocuklarla ilgili bir şey. O yüzden titiz çok yapılması gereken bir şey. Çok ayrı bir eğitim, pedagoji bilgisi falan. Fakat gerekiyor. Maalesef bizde ticari bir başarıya bir adım olarak görülür genelde. Ve de yani çocuk oyunu yapan tiyatroların %90-95'i hakikaten bence berbat iş çıkarırlar diye düşünüyorum. Çok nadiren, çok özenerek özel iş yapanlar ve gerçekten hani çocukların neyden hoşlanıp neye doğru tepki vereceğini ölçebilen tiyatrolar arada bir çıkıyor. Ya da belki belli başlı ekiplerin işte yerel inisiyatifleri sayesinde hani geçici olarak bir şeyler oluşuyor. Ama genel olarak tam olarak tarif ettiğin gibi yani böyle sanki hani çocuğu, karşıdaki çocuğu aptal yerine koyarmış gibi olan çocuk oyunları çok yaygın oluyor. Ben de hiç... En deneyimsiz oyuncuları koyuyorlar. Doğru. En kısa yoldan para kazanmayı düşünerek bir sistem oturtuluyor. İşte okulları gezeriz. Şöyle aynen. Olur böyle olur diye. O yüzden kalitesiz çocuk tiyatrosu maalesef çok fazla. Evet. Hatta şu da bir etken. Mesela gerçekten en çok çocuk oyunlarının dönebildiği işte ortam okullara gitmek veya belediyelerin işte çoluk çocuğu falan toparlayacağı organizasyonlar olduğu için oralardaki okul yöneticilerinin ya da belediye görevlilerinin gözüne girecek oyunlar mesela koymaya çalışıyorlar. Onlar da böyle aşırı didaktik. İşte dişimizi fırçalamadan yatmayı unutmayalım tamam mı arkadaşlar falan filan tarzı laflar olup duran. Yani o lüzumsuz yetişkinlere hani yaranacağım diye ama çocuğun karşısına saçma sapan bir şey çıkardığın çok oyun oluyor gerçekten. Bu arada bizim ekibin Alt Kat Sanat Tiyatrosu'nun aman aman. Çocuk tiyatrosu da var. Beşir Dairesi yapıyorlar. Ben de izlemedim. Çok enteresan. Çok normalde gayet ağır yetişkin oyunu yani Kafkas'ta bir şey. Kafkas'ta Beşir Dairesi. Evet. Ve çok kaliteli olduğunu tahmin ediyorum. Hani küçük kardeşi olan varsa da aklında bulunsun. Emre'cim o yüzden başına gelen maalesef birçok kişinin başına geliyor. Çocukken böyle bir oyuna gidiyor filan. Ah diyor yani gider evdeki çizgi film izlerim çok daha zekice, çok daha akıllıca, çok daha fazla hoşuma gidiyor filan diyoruz. Ben de öyle diyordum yani ben de küçük çocukken okulla falan gidilmiş hiçbir tiyatro oyunundan keyif almazdım. Ama işte doğrusunu bulabilmek gerekiyor. Bir gün veli falan olup da çocuğumuzu mocuğumuzu götürecek olursak o zaman doğru olanı bulmak da bizim yani bize düşecek artık. Evet. Doluymuşuz bu konuda. Bu arada çocuk kitaplarında da aynı kalitesizlik var. Bir sürü çocuk kitabında. Ya çocuklara yönelik maalesef. Çok fazla yayıncı şey yani yayın diyelim genel olarak ortamda bu var yani böyle. Sömürüye açık bir alan. Evet evet. Biz mesela bir kere işte çocuk oyunu yapmaya şey yaptık kendi aramızda işte yıllar önce Cevdetli Mevdetli Can Türk'ten falan oynuyordu. İşte Aybike'nin az önce söylediği ben bilet kesiyordum gelip dediği oyunu falan. Ve biz o zaman mesela şunun farkındaydık. İşte çocuk oyununa zaten yetişkin de çocukla beraber giriyor. Yani veli çocukla beraber giriyor işte izlemeye. Ve biz veliler sıkılıyorsa kötü bir oyun oynuyoruz demektir diye düşünüyorduk. O yüzden velinin çocukla beraber gülüp eğlendiği bir oyun oynamaya çalışıyorduk. Yani ne kadar başarılı olup olmadığımızı şimdi ben söylemeyeyim ama en azından prensip olarak doğru noktaya parmak bastığımızı düşünüyordum ben falan filan. Böyle şeyler işte Emre'cim. Var mı bize söyleyeceğin başka bir şey? Sanırım yok. Çok güzel. O zaman kendine iyi bakmanı, kendini çok dert etmemeni, yakında 55 yaşına geleceğini ve kendini yaşında hissedeceğini sana hatırlatmak isterim. Sabret ve dayan. Sağ olun, sabırsızlanıyorum. Yayınlar bile. Sağ ol. Sağ ol. Bay bay. Evet. Bu arada çözemediğimiz bir cızırtı vardı gitti. Gitti. Evet ne diyorduk çocuk oyunu mucuk oyunu. Sen o zaman mesela gittin mi çocuk oyununa falan küçükken mucukken? Gittim birkaç kere ya okul vesilesiyle. Evet. Ya ben de zevk almıyordum. Evet. Ya bu arada okul çocuklara şunu da yapıyor. Mesela okumayı da okulda sevmiyorsun. Doğru. Yani sevemeyebiliyorsun hakikaten. Sevemeyebiliyorsun. Hmm. Çünkü zorla bir şeyler okutuyorlar. Tabii canım. Hiç ilgini çekmeyecek, alakasız okuduğumuzu anladık mı sorularını cevaplayacağım. Belki sistem değişmiştir ama benim zamanımda öyleydi ve okuma alışkanlığı kazanman için hakikaten ya okuldaki öğretmeninin çok iyi olup sana bu okuma aşkını kazandırması gerekiyordu ya da ailenden kazanacaktı. Yani okul prensip olarak onu bir türlü sağlayamıyor. Evet. Ya bu eğitim sistemin de değil de yani eğitim şeklinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir tartışma konusu sanki.
ve bence bizi aşabilir. Evet, hiç girmeyelim. Yani çünkü dediğin doğru. Hani okul böyle, okul ne? Okul sıkıcıdır. Okulda öğretilen şey ne? Bayıktır falan filan. Bu genel imaj budur yani. Doğru. Kimse okula gitmek istemez. Bu doğru. Bunun böyle olması, ya böyle olmaması lazım. Bu kadar negatif yaklaşıyor olmamız demek ki okul düzenini oluşturanlarda da bir yanlışlık var. Bambaşka bir hata var. Peki bir soru soruyorum size o zaman. Hı. Bana gelen sorulardan Ali yazmış. Hı. Türkiye'deki cosplayerlık sizce iyi bir yerde mi? Hadi demiş. Bakalım. Daha derin bir soru açayım size. Derin mi? Ya da alakasız ötesi diyelim. Evet. Çok değil bence. Ama bunun sebebi cosplayerlar değil. Yani bunun suçlusu onlar değil. Hı. Her şeyden önce... Devlet mi? Cosplayerları yalnız bırakıyor devlet. Hiç destek yok. Evet. Belli başlı materyallere ihtiyaçları var ve bunu ya ister ekonomi ister başka bir şey Türkiye'de elde etmek çok zor. Her şeyden önce yurt dışında 3D yazıcılar gerçekten cosplayerlara muhteşem fırsatlar yaratıyor. Biz de hem 3D yazıcının kendisini satın almak ya da bunu bir şekilde bir yere ürettirmek ya da yurt dışından getirtmek çok pahalı. Hı hı. Ben de GIS vesilesiyle Gaming İstanbul vesilesiyle birkaç tane cosplayer arkadaşla konuşmuştum aslında bunu. Ve herkes bundan şikayetçi. Yani biz materyalleri sağlayamıyoruz. Çünkü çok pahalı. Sağlayabilsek çok daha iyilerini yaparız derdim. Artık kadar. İyice artmıştır herhalde. Tabii ki. Peki şu mümkün mü Ozan? 3D yazıcı bir tane alsak. Evet. Ve o 3D yazıcıyla bir sürü 3D yazıcı bassak. bu böyle sonsuz bir gelire falan. Bir cümden sonsuz dilek hakkı istesek. Az önce bağlanan arkadaş sana... Evet çok iyi fikir demişti ya. Allah Allah. Onu buraya gif olarak koyuyorum. Yalnız 3D yazıcıyla 3D yazıcı basmak mümkün ki yani. Bunu ne olur bilmiyoruz. Kompleks makine yapamıyorsun henüz ya 3D yazıcıyla. Öyle mi? Ben o kadar bilemeyeceğim. Anladım. Neyse gelir ya zamanla. Ömercan sana bir soru gelmiş. Ömercan Lost'u neden bitiremedi? Bitiremedi değil mi? Bitiremedi doğru. Çünkü sıkıldık. Bu kadar yani. Son 8-10 bölümü kala baydık bıraktık ya. Ama şey izliyorduk bir de yani. Bir oturuşta izliyorduk IBK ile beraber. Sonra bir ara verdik kaldı. Sonra bir ara verdik sonra 2 sene geçti üstüne. Evliliğimiz falan tehlikeye girmişti be artık Lost yüzünden. O kadar ya değil. Ben ilk Lost'u izlerken de aynısı olmuştu. Son sezona gelince herkes son sezonu o kadar kötüledi ki o yüzden ilerleyememiştim. İkinci kere başlarken artık ne olursa olsun izleyip kalkacağım dedim yine olmadı. Çünkü bir sürü güzel dizi geliyor o yüzden artık vakti de geçti. Bir şey söyleyeceğim zaten yani şu anda mesela yani o kadar şey izlemedim ki ben açıp Lost falan izleyecek hiç dirayetim yok yani. Ben de artık takip edemiyorum ya. Evet. Çok arttı. Şeyi izliyorum mesela şimdi Dragon Prince. Bu Avatar Last Airbender yapanların yeni dizi animasyonu. Hmm, haberim yoktu. Izlemedim. Haberim bile yok o zaman yazıklar evet. Olsun. Ben de şu an Top of the Lake'i izliyorum ve gayet güzel gidiyor. Bu da bir sene önce falan çıkmış bir dizi bu arada aslında. Değil mi? Bilmiyorum bakmadım ne zaman çıksın ama Netflix'te benim yeni gözüme takıldı ve ya ben bunu niye görmemişim diye de üzüldüm. Adi Netflix. Şey diye bir dizi var Gezen. Manyak mı ne diye bir dizi var. Hatta sağda solda reklamı. Ben söz edecektim. Hmm. Evet başlayacağım hatta bu akşam gittiğimde bir bölümü çakabilirim. Çak bakalım. Çünkü merak ettirdi yani şeyleri reklamları evet, falan evet, çok iyi çok çıkıyor. Duyuyorum. Yol bir de yani maşallah yollarda falan bile afişi evet, falan evet. Var. Yani bayağı iddialı. Onda, evet biraz şey. Ben de Nanatsu no Taizai diye bir anime izliyorum. Vay. 7 Ölümcül Günah diye Netflix yapımı. Öyle enteresan. Biraz Japonca özlemiştim onu gideriyorum. Ben hiç yani Avatar'ı saymazsak ki işte o karışık zaten hiç anime izlemiş biri değilim ya. Hala da izlemedim ya. Bak Geek Yapar'a başladığımdan beri ne kadar 3 sene mi ne geçti herhalde. Başladığımdan beri diyorum bak bir animeye de bakayım falan. Hiç daha bakamadım yani. Ya benim böyle anime dönemlerim gelir. Geliyor mu? Hissediyorum onu. Açıyorum izliyorum. Bingo yapıyorum kışa sonra bir daha. Geliyor? Yo çok değişiyor ya. Değişiyor biraz çevremin etkisi sanırım. Evet mesajı oku. Okuyayım. Erdem demiş ki mesela he. Tiyatro masaüstü FRPS ise sinemada bilgisayarda oynadığımız RPG oyunudur bence demiş. Böyle bir benzetme yapmış. Vallahi güzel bir benzetme olmuş. Çünkü şöyle bir gerçek tarafı var. Sinema ne olursa olsun pasif bir tüketimi var. Yani ne yaparsan yap işte ekranda oynayan şeye bir müdahalede bulunman imkansız. Tiyatroda da evet interaktif oyunlar var, interaktif olmayan oyunlar var.
Fakat interaktif olmayan oyunlar bile aslında belli bir interaktivite hissiyle seni tatmin ediyorlar. Yani orada işte böyle ne bileyim oyunu izlerken o ya yani ortak bir his oluşuyor orada. Evet evet, bir de şöyle şunu demek istedim yani. Tiyatro oyunu izlerken hakikaten sadece öyküye kaptırmaktan biraz daha fazlası oluyor bir tecrübe olarak. Tam şimdi onun böyle açıklayamadım ama hani orada karşında canlı kanlı oyuncuların gerçekten bir performans gerçekleştiriyor olması bir fark yani haz açısından bir fark yaratıyor. Belki şeyle de benzetilebilir. İşte albümü kasetten dinlemekle, kaset ne ya? CD'den internetten dinlemekle canlı konser mesela performansı izlemek arasındaki fark gibi birazcık falan ne bileyim. Yani onda bir heyecan oluyor. Çünkü karşıdaki oyuncuların batırabileceğini biliyorsun. Hani düşebileceklerini, bayılabileceklerini biliyorsun. Elektrik kesilebileceğini biliyorsun. Tabii ki oturup diken üstünde izlemiyorsun oyunu yani. Hani her an her şeyi ters edebilir diye ama. Gülersen orada onun duyulacağını biliyorsun. Evet. Hatta şu oluyor. Kahkaha mesela diyelim kahkaha attığın zaman ya da bir duygu yoğun yoğun yaşadığın zaman onu oyuncuyla oyuncularla beraber yaşamış oluyorsun hakikaten. Ya yani o yüzden ister istemez interaktif oluyor. Hı-hı. İster istemez sosyal bir şey oluyor. Orada bulunman buna yetiyor. Şöyle bir şey yaratmıştı bende bir kere tiyatro. Antalya'da izlediğim bir interaktif tiyatroydu. Mesela onu izledikten sonra şey hissi oluşmuştu. Ya ben aynı oyuna birkaç kere gideyim çünkü hani interaktif ya. Bu Hı-hı. sefer ne diyecek hani? Çünkü çok da beğenmiştim. Hı-hı. Komediydi. Hı-hı. Hani bayağı da gülmüştüm. O hissi yaratması çok güzel. Yani biricik olması durumu var tiyatronun. Evet, evet. Aynen öyle. Bir dil demiş ki Yalova'da yaşıyorum. Ne opera var, ne tiyatro, bir sinema var. Ona da saçma sapan filmler geliyor. Bütün seansları kaplıyor demiş. Ve tiyatroyu tercih edeceğini söylemiş. Çünkü sahnedeki oyuncunun sesini doğal olarak duymak, onlarca kişinin bu sesle sus pus olması beni çok etkiler demiş. İbrahim Akbal demiş ki tiyatro eve taşınsa bir miktarda biz taşralılar istifade edebilsek demiş. O nereden yani haklı bir istek. Yani evet, uzak yerlere bazen oyun gitmiyor ve onlar için zor oluyor. Bana da çok yazan oluyor. Ancak şöyle bir öneride bulunabiliyorum. Belli bir arkadaş çevresiyle buluşup plan yapıp bir araba ya da işte küçük bir minibüs kiralayıp senede bir ya da iki kere yakın bir yerlere gidebilirsiniz. Bu tabii ki emek, masraf, para hepsini gerektiriyor ama çok istiyorsanız böyle bir şey önerebiliyorum. Yani bana söyleyenlere, abla buraya hiç oyun gelmiyor, ne yapıyor, ne yapalım diyenlere böyle bir öneride bulunuyorum. Bir de aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, tiyatro birçok yere gitmiyor, gidemiyor filan. Anlıyorum gidemeyişini veya işte biraz şeyle de alakalı, illaki taleple de alakalı falan. Ama aslında tiyatro ile ilgili yapılabilecek bir şey daha var. Bir de biraz bence insanlar tiyatro yapsa da iyi olur. Yani biz IBK ile mesela amatör tiyatro yapa yapa oyuncu olduk. Yani okuldan yani gerçi sonra IBK okulu gerçi de her alaylı neyse. Alaylı başladım ama. Evet, alaylı başladık. Ve de amatör tiyatroyu ben çok işte ciddiye alarak yaşadım. Yani üniversite kulübünde bununla ilgilenirken özellikle biraz kıdemli bir noktaya vardıktan sonra altımızdan gelip geçen çocuk için bir hizmet verdiğimizi, hakikaten bir hizmet verdiğimizi çok ayırdığına vardım. Çünkü yani en klişe şekliyle gerçekten insanların doğru bir şekilde sosyal bir ilişki kurması açısından falan çok güzel bir etkinlik oluyor amatör tiyatro. Yani izlemek için başka bir şey ama yapmak, amatör olarak yapmak, hobi olarak yapmak, en azından hayatında bir kere bir işte atıyorum çalıştığın şirketin grubu olur, belki işte yaşadığın şehrin belediyesinin amatör ekibi olur filan, böyle ya da okul okuyorsan orada bir kulüp olur, bir şey olur, böyle bir şeye dahil olmak bence herkesin aslında yapmasında fayda olan bir şey. Çünkü illa profesyonel olarak yapmak gerekmiyor. Evet, tabii tabii. Yani hatta hiç profesyonel oyun izleyemesen bile, yani izleyemiyorsan bile bir kerecik bir tiyatro falan yapsan sana çok faydası olur diye düşünüyorum. Onun nedeni de şu: oyun oynamak ve hayali bir şeyi canlandırmak falan, bunun zaten işte insanın psikolojisine, şusuna busuna, faydasından 3-5 bahsettik. Ama bir de sistematik bir şekilde bir şeye için uğraş verirken bunu birileriyle paylaşmak gerçekten insana çok güzel bir hayat tecrübesi katabiliyor. Tabii ki bir arada olduğun insanlarla uyuşabilmen gibi bir ön koşul var bunda ama
Ama tiyatroda o çok ileri düzeyde oluyor. Yani bir arada olduğun o topluluk kimse, normalde hiç anlaşamayacağın insanlar bile olsa, o tiyatro aktivitesine, o çalışmaları yapmaya başladığın anda anlamaya başlıyorsun. Çünkü aslında bir insanı anladığın zaman zaten onunla anlaşmaya başlıyorsun ve iyi iletişim kurulduğunda herkesi anlayabilecek durumdayız. Evet, evet. Hatta şunu da iddia ederek söyleyebilirim ki bence profesyonel oyuncuların, tiyatrocuların da çok büyük bir kısmı işte klasik oyuncu ihtiyacından, egosundan dolayı değil de hani sahneye çıkayım, herkes beni beğensin, görsün, en önde durayım falandan değil. Daha çok işte bir kere tiyatro yaptıktan sonra o ekiple beraber gelen o ruhun havasından vazgeçememekten ötürü bu işe devam eder falan gibi gelir bana. Filan falan. Böyle. Yani bence amatör olarak keşke mesela daha yaygın olsa, her okulda hani alternatif olarak en azından zorla da insanlara yaptırmak gene milleti soğutur da, ama keşke her okulda işte tiyatro kulübü, tiyatro dersi olsa falan filan. Ya ben de lisede mesela bu sahne denilmeyen tipler olur ya, onlardandım ve çok fazla okul tiyatrosunda bulundum. İşte Keşanlar'la oynadık falan. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Yani çok zevkliydi bunlar. Yani ben şu anda özlüyorum mesela. Hani sahne tecrübe etmek, bir kere ileride tiyatrocu olmayı düşünmeyen insanların bile en azından bir iki kere yapması gereken aynen, şey onu demek imkanlarında. Bence de işte. Size kesinlikle bir örnek vereyim. Bademler Köyü diye bir yer var. Mış varmış daha doğrusu. Ben gitmedim ama bu yaz kesin gideceğim. Köyde tiyatro sahnesi var. Birçok insan tiyatro yapıyor. Hemen hemen herkes tiyatro yapıyormuş orada. Çok fazla oyun sergileniyormuş. İşte kütüphanesi var. Bütün çöpler ayrıştırılıyor. Organik besleniliyor. Böyle bir köymüş. Görmeyi çok istiyorum. O yüzden müthiş bir yermiş. Yani anlayış farkı aslında imkandan çok. Yani köylere de, kasabalara da, her yere de tiyatro. Ya tabii canım. Yapmış. Şimdi adını hatırlayamadığım için kendime çok kızdığım bir teyzemiz vardı. Hani anladım. İngilizcesi The Game diye, yani oyun adını verdikleri film belgesel tadında bir şey de çekmişlerdi. Bu teyzemizi böyle işte Amerikalarda, New York'larda falan ağırlayıp ödüller verdiler. Hakikaten kendi imkanlarıyla köy ortamında falan bir sürü oyunlar sahnelettirmiş. İşte köylülerle beraber onları oyuncular koymuş. Ümmiye Koçak. Çok güzel. Evet. Twitter'da da çok aktif kendisi. Mesela o kadın yani gerçek bir tiyatro gurusu, yani hani tiyatro veya işte kültür yokluğu içerisinde sadece ve sadece çalışarak ve ısrar ederek ve işte didinerek, azmederek ayakta tutmuş tiyatrosunu ve tiyatro oluşturmuş inanılmaz bir isim. Bence takdiri şayan. Reklamlardan sonra mutlaka bir iki telefon alalım çünkü insanlar belli ki çok arıyorlar. Ben burada ekranı göremiyorum ama isyan evet derecesindeler. Alın, 40 dakika oldu, 20 dakika oldu falan diye. Evet, bir tane 40 dakika var orada. İyi, hadi seni alacağım geri dönünce. Şimdilik reklamlar. Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster Notebook, oyun bilgisayarı. Ben üstün dökme. Arka koltukta otururken emniyet kemerini kullanmak yaralanmaların şiddetini %50 oranında azaltmaktadır. O halde niçin kullanmıyoruz? Trafik kurallarından birisi de arka koltukta oturulduğu zaman da kemer bağlanması şeklindedir. Hayata tutunalım. Trafik hayattır. Reklamlar. Günün bu saatlerinde duyabileceğin en iyi müzik Kent FM'de. Galaksinin en iyi radyo programı Geek Yapar devam ediyor. Evet, 40 dakikadır arayan arkadaş, bakalım sen kimsin? Alo. Alo. Tabii adam uyuyakaldı telefonu. Haklı olarak. Alo. Ya. Gitmiş. Vallahi gitmiş. 40 dakika gitti boşuna. bak bir de yazıyor şu an boş boşuna. Belki gelir mi? Şu an acaba telefonu açık mı hakikaten? Yani onu uyuyakalmış olabilir. İşte hayır şey, yani kendi telefonu da hatta bağlandı herhalde. Çünkü benim teknolojiden anladığım kadarıyla şu an öyle olması lazım. Ya da kapalı mı onunki acaba? Hemen 30 dakikadır bekleyeni bağlayalım. Bak geldi telefonun başına. Ne yaptın kardeş? Alo. Yaklaşık ömrüm boyunca bekledim sanırım. Evet, ve sonunda beklediğin başına geldiğinde de hazır değildin yalnız.
Evet, evet, çünkü artık pes etmeyle etmemek arasında kalmıştım. İşte ve sanırım hafta... o bekleme sekansını çalan bütün müzikleri dinledim. Aa, yani... bir şey söyleyeceğim, ben hiç aramadım tabii ne müzik çalıyor. O kadar bayık, o kadar sıkıcı. O zaman bekleme müziği olarak istek parça alalım. Ne istersin söyle, ben yetkililere bildireyim. Yani şöyle diyeyim. Ya öyle boş. Normal orijinallerden olmasın. Sizin Cevdet abiyle yaptığınız. Güzel fikirmiş. Çok komik oluyor ya. Güzel fikirmiş. Güzel. Evet. Kiminle evet. konuşuyoruz? Lütfen kendini Türkiye'ye tanıt. Türkiye'ye tanıtayım. Evet. 80 milyon bizi dinliyoruz. Tabii. Nihat Can. Hoş geldin Nihat. Hoş buldum. Aybike ablaya selamlar. Selamlar. Ama Aybike. Evet. Ü değil. İ ile. Yes. Yes. Ozan amcaya selam yok mu? Ozan amca var. Unuttum. 40 dakikadır bizi selam. Dinlemediği için. Dinleyemiyor tabii. Yani böyle bir handikap var. Arayanlar dinleyemiyor yani. Radyoyu çok tatsız. İşte telefonu içeride bırakırsan dinleyebiliyorsun. Yani yaptık. Oyunu açmıştım artık. Ne oynuyordun? Oyuna gidiyordum. Ne oynuyordun? Yani Wolverine Origins oynuyordum. Ne? Hiç oynamadım. Ne o ya? Yeni oyun değil, eski oyun değil mi? Eski oyun, eski oyun. Ha, okay. 2008 olmak lazım. 2008 hem de. Bu şey olan mı? En başta şeyden kaçtığımız olan mı? Evet, helikopterden düşüyoruz, adaya gidiyoruz falan. Yani böyle hiç flashback'li falan bir oyun. Ha, okay, okay. Ben şey için, kafa dağıtmak için gidiyorum işte arada. Ne için? Ha, kafa dağıtmak için. Evet. Yani daha 15 saniyenin kafası neyse. Peki kafa dağıtmadığın zamanlar ne yapan bir insansın Hamit'ciğim? Kafa dağıtmak için başka zamanlarda arada İngilizce kitaplar okurum. Bazen çizgi roman izledim. Ne çizgi roman izledim, çizgi roman okurum pardon. Çizgi roman okurum. Yok yok, yanlış anladın. Sen veya ben yanlış anladım. Kafa dağıtmadığın zaman ne yapıyorsun? Yani profesyonel kafa olarak ilgilendiği şey nedir? Profesyonel öğrenciyim ben yani. Daha çok güzel. Yok. Bölümün ne? Bölümün onun muhtemelen bölüm yok. Seni öğreteceğim. Ha. Sayısal çizeceğim sanırım. Hangi okuldasın? Sabahı. 50. tarzı. Ha okey. Size de sonradan bölüm seçmeli okullardan. Güzel. Evet, 11. sınıfta. Ay pardon ya, bir dakika, ben anlamadım ki abi, 11. sınıf ben üniversite zannettim arada. Şimdi 11. yok, sınıf mevzusu. Yok, yani pardon pardon. Pardon. Evet, sesin valla üniversiteli gibi çıkıyor. Yani kusura bakma. Ömercan anne. Anne güzel selam yolluyor. Aleyküm selam. Ya biz annemle sen de gün izlemeye bayılıyorduk. Ah canlarım benim. Yani açıyorduk falan. Ama senin güne giden çok esprin oluyordu. Ben üzülüyordum orada. Ya, yapıyorsun espriyi, giyiyor. Hamit'ciğim onlar falan. İşte tekrar izlemeniz için bağırı, anladın mı? Hani katman katman. İyi istedik. Aynen. Peki Hamit, tiyatroya gidiyor musun? Meraklı mısın tiyatroya? Nihat. Ay pardon, ne dedim ben? Hamit dedim. Hamit diyorsun. İşte o da anagram onun, boş ver. Tiyatroya gidiyor musun? İzliyor musun tiyatroyu? Tiyatro, ben küçükken neredeyse her gün giderdik tiyatroya. Annemi sürekli götürdüm. Ben tiyatroyu izlemeyi çok severim. Tiyatro kültürüm vardır yani. İyi, çocukken defalarca götürülmek negatif bir etki yaratmamış. O iyi bir şey. Demek yok ki... yok, ben tiyatroyu severim. Güzel vakit geçirmişsiniz. Ama en son tiyatroya 5 sene önce falan gittim. O da şeyler... Atatürk olmasaydı gitmiştik arkadaşlarımla. Aman Allah. Yani tabi nerede izledin sen bunu? Hangi şehirde izledin? Nerede arıyorsun? Hangi şehirde? Kadıköy'de. Ha, İstanbul'da. Evet, Kadıköy'de. Murat Gezin olması lazım. Ha, öyle anladım. O nasıl bir oyundu, hatırlıyor musun? Çok hayal meyal işte. Samsun'dan, yani işte Samsun'a giderken 19 Mayıs'ta gemide işte İngilizler basıyor falan filan, Atatürk'ü öldürüyorlar. Ondan sonraki devri konuyu alıyordu. Vay. Aa, değişikmiş. Evet, şey ben gibi, çok beğenmiştim. Valla olabilir yani, böyle
şimdi söz konusu bizim tarihimiz, Atatürk, Cumhuriyet dönemi falan oldu mu? İster istemez ürettiğimiz oyunlar, hatta filmler birazcık didaktik falan oluyor. Yani didaktik söyleyebileceğim en az negatif kibar. Olan, en kibar negatif yorum. Ve bence en net şey kayyumlar yani. Ya bu evet yani, hatta öyle bir şey. Ama hani bunun kayyumluk bir derdi olduğundan söylemiyorum. Yani bu biraz tiyatrocu abilerimi kızdırabilirim, üzebilirim diye aslında temkinli konuştum. Yani biraz böyle o dönemleri işleyen bir şey ürettiğimiz zaman biz, film ya da tiyatro oyunu falan, biraz işte böyle aman duygusal yaklaşıp, çok duygusal yaklaşıp aman kimseyi kızdırmayalım. Aynen, yani Ayla'yı ben izlemedim ama bizimkilerin işte yorumlarını derinlemesine biliyorum falan. Evet aynen öyle, Ayla iyi bir örnek oldu. Ama hani bunun ötesinde bir işler yapıldı mı da çok güzel olabiliyor gerçekten. Yani Müjdat Gezen Tiyatrosu'ndan biraz daha ilk söylediğim gibi beklerim ben, ama iyi belli de olmaz tabii. Yani. Nihat'cığım oyunuma bekliyorum o zaman. Hamit'te miydi? Nihat. Gerek karışıyor, ben gideceğim birazdan. Ya ben Maltepe'de oturuyorum, Kadıköy biraz uzak. Uzak değil ya, atlarsın bir de. Niye ya, metro ile 34 dakika falan. Öyle bir şey vardı. Nerede yazıyordu? Yine uzun bir süre. Ya İstanbul hiç uzun mu be oğlum? Aa sen ne yani? Biz 2 saat yol yapıyorduk ya şey için. Taksim'e gideceğiz diye bizim okuldan. Maltepe bir şey değil ya. Maltepe'den gelinir Kadıköy. Maltepe'den servis ayarlayalım Aybike gelemeyenler için. Evet ya, bana bir gene bir mesaj atan vardı. Maltepe çok uzak, tiyatroya gidemiyoruz diye. Nihat'cığım yavaş yavaş sesin terminatöre dönüşüyor. Bizden de kaynaklı olabilir. Duyamadık. Ama bir duyamadık dediğin yani. Ben çünkü bence de sizin sesleriniz. Ha, okey. Senden galiba dediğin son sevgili Nihat. Kötü bağlantı yok problemi yaşıyoruz. Nihat. Yok oldu gibi oldu şu an. Evet. Nihat. Televizyonlar neden son buldu acaba? Çok eve de izliyorduk. Sıkıldık be oğlum. Hep evet, aynı şey. Konu bulamaz olduk. Yani hep aynı muhabbet. Ona salla, buna şey yap. Milletin yazdıkları güzel, ilginç olmaya devam ediyordu da biz üstüne artık böyle eğlenceli bir şey çıkaramıyorduk açıkçası. O yüzden kötü yorumlar en sevdiğim bölüm. Yani kötü yorumlarda çünkü şey alıyorsunuz böyle. Realistik moda geçiyorsunuz ben de. Johnson Grun şeyleri var ya işte falan filan diye oralarda yarı duyuyorum artık ya. Aynen. Yani sevgili Nihat'cığım şu an her iki kelimenden birini duyduğumuz için genel olarak söylediklerini konsept olarak algılıyoruz. Biraz nüanslar kaçıyor, haberin olsun. Sana saygısızlık zaman, olarak algılama, sana abuk subuk karşılık verirsek. O zaman şöyle bir şey yapayım, ben pencerenin önü oraya gideyim. Aa, burada da sizin... Ne bileyim. Pencere. Ha, tencereye gitti evet. Saçmalama. Yani pencere. Aman yalnız telefonu düşürme aşağıya. Yok yok. Biliyorsun balkon, hep öyle şey oldu. Balkon yanlış söyledim. Ha okey. Ya kötü yorumlar çok eğlenceli oluyor ya. Sen mi yazıyordun o kötü yorumları? Ben de. Kötü yorum dediğim bize böyle hakaret falan olan yorumları gibi şeyler mi? Yani şey yapmıyordum. Ya şunlara bir söyleyeyim de işte videoya çıkayım falan yapmadım da. Arada böyle arabesk atıyordum, tutmuyordu falan. Evet o arabeskleri iyiydi bak. Evet arabeskleri iyi olurdu. Neyse canım, o da geldi geçti, boş ver. Bir şeyi tadında bırakmak lazım abi. Sonra tadında kalmayınca işte ne bileyim Lost'un son sezonu gibi oluyor. İzlemedin ki bilmiyorsun. Şey gibi oldu. Havanet olmadı gibi oldu yani. Evet, ha, çok iyi benzetme gerçekten. Güzel. Fena demek. Değil evet. Yine de iyi bağlamışlardı ya. Ya ben o kadar soğuk karşılamıyorum Havai Meteor'un sonunu. Yani, son sezonu kötü katil değildi. Katil olmaya itiliyordum. Sondan neredeyse. Önceki sezon falan baymıştı. Son sezondaki son denemeler. Son sezon da berbattı. Berbat mıydı? Öf. Neyse bunun hakkında İhtihan'la bir muhabbet ettik. Ya orada, ben cevapları bütün dünyaya iletirim orada. Ben sizin kanalınıza geziyordum. Biz duyamıyoruz ama. Ah gitti gene. Hay Allah. Şansa bak, neyse. Sevgili Hüseyin'cim. Kusura bakma, hakikaten bağlantı çok sıkıntılı. Bu kadar konuştuğumuzu yanımıza kar sayalım. Sana veda edelim, sıkıntısı olur mu? Sıkıntı olur, olur dedi. Canın sağ olsun. Gene bağlantı sıkıntısı olduğu için böyle olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Seni çok 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 öpüyorum. Ben de size. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.
Evet, bir telefonu daha alacağım biraz sonra, kısa bir süre sonra alacağım söz. İki mesaj okuyalım, ondan sonra alalım. Tabii. Yavaş yavaş çok güzel, 20 dakika uzun olmuş. Açıklamalı mesajlarımız var. Bugün mesela ne çabuk geçti bu arada programı ya. Uzun zamandır yapmayışın getirdiği bir heyecan ve heves var sanırım üzerimizde. Ah, şu iPhone'u ben hiç kullanamıyorum. Evet. Bu nasıl bir reklam? Dede misin? Dede misin ondan? Hamit demiş ki. Hamit. Evet. Bu sefer Hamit. Geek Yapar YouTube kanalında sinema günlükleri programında konuk olan İlker Canikligil'in de dediği gibi. Üf, sıfata bak. Artık sinemaya büyük filmi gelmiyor. Marvel, DC yaptığı kahraman filmleri sinemaya ele geçirdi. Bu çizgi kahraman filmleri de sıktı. Blade Runner 2049 gibi filmleri izlemek istiyorum mesela. Sanat filmleri olmasa sinemadan tamamen soyacağım. Fakat bu sanat filmleri de sinemada çok az salonda yer veriliyor. Sanat doğru filmlerine. Evet. Bu filmleri sinemada izlemek istiyorum ama mümkün değil, sinemadan uzaklaşıyorum. Bu yüzden Türkiye'deki mevcut bu ana akım sinema anlayışı ne zaman değiştir sizce? Ümit var mı dersiniz? Kaliteli filmleri, yapımları sinemada izleyebilecek miyiz? Başka Hamit, sinema gibi evet yerler bunu sağlamaya çalışıyor diye de parantez açmış. Hamit'cim yaşını bilmiyorum ama senin ömrün yetmeyecek bence o değişimi görmeye. Biz mesela Aybike ben Çakıl geçen şeye gittik. Misafir filmine gittik. Hatta başka sinemada. Aynen, gaza gelip içerik hazırladık onunla alakalı. Yarın veya öbür gün falan yayınlanacak Geek Muhabbeti formatında kanalımızda. Misafir bilmiyorum duydunuz mu? İşte sen mesela o zaman duydun mu? Yok. Yani bir de evet aslında duydum. Şu an hatırladım. Afişini hatırladım. İzlemedim ama. Yani film olarak tavsiye ediyorum falan. O muhabbete çok girmeyeceğim ama çok 31 yaşındaymış Hamit. Özel bir o zaman imkansız görme Hamit. Bok yiyip biz. Ya ben buna kesinlikle katılmıyorum ya. Ne? Popüler kültürün şeye izin vereceğini düşünüyor musun? Böyle nitelikli ve dolu da şeye. Şöyle yok. Ben birazcık senin bahsettiğin şeyi yanlış anlamışım. Ha, Türkiye'deki sinema durumundan bahsediyorsun sandım. Yok yani gişe filmi diye en çok izlenen film hakikaten izlenmeyi çok hak eden, hani böyle hakikaten güzel, hakikaten derin, hakikaten önemli filmler olacak mı? Yoksa böyle saçma sapan çizgi roman filmleri izlemeye devam edeceğiz. Ki elbette ama çok güzel, dünya çok sineması anlamında. Hem dünya hem Türkiye, Hamit Türkiye açısından sormuş da. Okay. Şu an bu şeye biz de girdik. Yani bu trende biz de yakaladık. Biz de en çok en ön plana popülerlerimizi öne çekiyoruz. Hem öyle hem öyle yabancı sinemalar arasında da gişe olarak yine en çok bu çizgi roman filmleri falan şey oluyor. Ki özür dilerim bu arada, yani bir ne onun adı? Gedikli bir geek olarak her çizgi roman filmi de tabii ki boş falan değil. Ama işte bir şeyin cacığı çıktı mı cacığı oluyor, görüyoruz yani. Bin tane boş mu çıkıyor? Ya Hamit'in dediğine sen buyur o zaman. Yok lütfen. Yok lütfen. Ya şunu eklemek istiyorum ama desteklenmesi lazım. Çok az yerde olduğunu biliyorum fakat olanları da boş geçebiliyor. Mesela biz misafir filmine gittiğimizde Rex'te de büyük salon verilmişti oraya. Evet. Şaşırdım hatta çünkü küçük salon da var ve genelde sanat diye tabir edilen gişesi az olacaklarını düşündükleri filmleri oraya veriyorlar. Kocaman salondu. Fakat 10 kişi filandık ve 4 ve hafta sonuydu yani. Ve hafta sonu akşamdı yani en popüler saat. O yüzden desteklemezseniz bunlar daha fazla insana ulaşamayacak. Gerçekten en büyük problem burada. Yani gerçekten şikayet edeni çok ama sinema salonunda izlemeyi tercih etmiyorlar. Yani gidin parasını yani, verin alın bileti. Şu biraz haksızlık, özellikle yerli yapımlarda. Mesela benim tanıdığım, kendi hayatımdan bildiğim yerli ve çok iyi filmleri izleyen, bu konuda kültürü geniş insanlar var ama hiç sinemada izlemiyor, oturuyor internette korsan sitelerden izliyor. E senin sevmen ne kattı ki şimdi? Evet. Sen dışında kimseye bir yararın olmadı senin şu noktada. Evet. Orası öyle ki maalesef tanıtımın, reklamın işin kendi kalitesinden daha çok rol oynadığı, yani başarıya ulaşması açısından daha çok rol oynadığı bir çağda yaşıyoruz. Her şey için geçerli. Evet, her şey için geçerli. Yani çok çok daha kalitelisi kenarda dururken hakikaten haberimiz olamadığı için es geçtiğimiz çok fazla sinema filmi, tiyatro oyunu, kitapmış, şuymuş, buymuş, yani tüketilecek her çeşit ürün için de geçerlidir eminim ki bu. Öyle bir çağda yaşıyoruz. O yüzden yani belki çaba de sarf etmeniz gerekiyor bunun için. Evet, yani belki de evet, pasif olmamak gerekiyor. Yani izledim bitti gibi değil de, ama enteresan bir şekilde bu da aslında yaygınlaşan bir şey sanki gitgide. Yani ben mesela belki biraz jenerasyonum gereği falan bana garip gelir, tamam mı? Bir şeyin böyle büyük dev hayranı falan olmak, bir şeyi çıldırmak falan böyle, ama insanlar hani çok fazla ürün görünce ve kendi beğendikleri ürün hakikaten haklı olarak işte hak ettiği şeye ulaşamayınca, popülerliğe ulaşamayınca
biraz üzülüyorlar, sinirleniyorlar veya bu konuda hırslanıyorlar ve bunu deli gibi paylaşmaya çalışıyorlar. İşte sağda solda da fanboy gibi boy gösteriyorlar, fanboy, fangirl gibi. Ama belki de bu hakikaten aslında şey bir şey. Yani yapılabilecek en iyi şey, diyelim bir filmi çok beğendiniz, kolundan tutup o filme hiç gitmeyecek bir yakınınızı götürün. Doğru, neden olmasın? Mesela bu misafir filmine haberim olmadığı için ben gitmezdim, izlemezdim. Aybüke'nin şeyle, aklıyla gittik. İyi ki hani Aybüke'nin aklıyla gitmişiz dedim yani. Böyle hani atıyorum sevmeyeceğim bir film de tabii ki çıkabilirdi. Ama hiç haberim olmasaydı ve bu film gelip geçseydi ve atıyorum 20 sene sonra falan izleseydim utanırdım mesela kendimden. İyi ki zamanında izledim ve ileride ukalalık yapabileceğim. Aynen. Çok, çok film var. Tabii canım. Ben de mesela sizin sayenizde gidip izleyeceğim misafir. Vallahi herkes izlemeli bence. Böyle de dedelik yapayım. Biri bana demişti ki abla tiyatroya nasıl gidelim, gözümüze sokmuyorlar ki dedi, tamam mı? Çünkü dedi başka şeyin her yerde reklamı yapılıyor, tiyatronun yapılmıyor. Dedim aç bak internet sitesine yani. Onu da elimiz tabii kolumuz canım ulaşmıyor o kadarına. Yani biraz çaba gerektiriyor ya, tiyatronun bu tarz yatırımı o kadar yani televizyonlara yansıtacak kadar olmadığı için ne yazık ki. Ya da sanat filmi yani, sanat konuşan Twitter'lar yani evet. Twitter işte yazarları var, işte YouTube kanalları var. Eğer popülerin dışında bir şeylere ulaşmak istiyorsanız biraz uğraşmak gerekiyor. Yankı odalarından çıkılmalı yani. Vay. Evet, bir telefon daha alıyorum arkadaşlar. Belki de gecemizin son telefonu olabilir. Alo. Bir ses geliyor arkadan. Ne bu, televizyon falan mı? Televizyon herhalde. Merhaba. Merhaba. Bir dakika. Tam 57 dakika olmuş. Ozan Bey selam şekerim bu arada. Merhaba şekerim. Nasılsın, iyisin inşallah. Ne oluyor kardeşim? Özel bir muhabbetse biz çekilelim aradan. Tüm Türkiye olarak. kiminle konuşuyoruz acaba? Burak'tan. Burak. Aynen. Murat da olabilir. Olabilir de. Evet Burak'cığım. Buyurun bize kendinizden bahsedin. Ondan sonra da sinema mı tiyatro mu falan filan. Riskli sorular. Burak ben sinema televizyon okuyorum. Abi bir dakika, Ozan'la birlikte mi? Evet. Ha, sen evet. Sınıf arkadaşın mı? Okul evet. Arkadaşın. Aynı zamanda ortağım olur. Ne oluyor? Ozan da çok cool duruyor. Hiç renk vermedi. Evet ya. Ya. Ben sahneyi çalmak istemedim. peki bu yaptın ne falan? Yok canım. Estağfurullah. Evet Burak başka? Ozan'dan başka ne var hayatında? Çok bir şey yok. Başka. Ya işte çocukluğumdan beri bir tiyatro var. Özel sinemalı tiyatronun sorusuna cevap veremem herhalde. Niye veremezsin? Riskli çünkü bir mesleğin bir de şey hayatımın anlamı. Vay. Ya şöyle abi zaten bugün birinden birini tercih edeceksiniz ve hayatınızın sonuna kadar öbürünü bir daha asla izleyemeyeceksiniz diye bir kural koymadık yani. Bu böyle işte hangisinden ne alıyoruz falan konuşmak için bahane edilmiş bir soru. Ben de her şeyi açığa çıkardım. Sık sık gidiyor musun tiyatroya? Efendim? Sık sık gidiyor musun tiyatroya? Evet yani son herhalde işte geçen sene çok gidemedim. Gerçekten zamanım olmadı. Ama yine işte bir iki oyuna böyle gidebildim. Bu sene biraz daha gitmek istiyorum artık hani. Şey oldu benim için de. Peki çocukluğundan beri tiyatro var dediğin oynuyor muydu? Oynuyor musun yani sen? Ya 8 yaşında başladım kursa gitmeye. Annem sağ olsun. Ondan sonra işte çorap çekildi geldi işte kurslar, eğitimler bilmem neler. Evet. Fakat bir şey oldu mu? Çok da bir şey olamadım açıkçası. Ama işte biz de bak onu diyorduk yani abi, tiyatro veya buna benzer bazı aktiviteler insan hayatının bir döneminde yapsa bile bu çok kıymetli olabiliyor. Yani illa herkesin tiyatro yapmaya başlayıp tiyatrocuya dönüşmesine gerek yok. Bir de ama işte hayaller farklı oluyor. Ama mesleğin ne çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani yönetmenlik yapacaksın herhalde değil evet. mi? Bence her yönetmenin oyunculuk safhasından bir yolu geçmesi gerekiyor. İletişimleri çok farklı oluyor oyuncuyla. Bence de evet. Oyunculuk hani tiyatro ritmi. Evet Burak. Gitti telefon. Aa. Ben bir şey yapmadım. Bu sefer ben bir şey yapmadım. Ha 57 dakika nasıl boşa gitti ama. Ben bir şey yapmadım. Burak sen yanağınla bastın bak. Şarjı bitmiş olabilir 57 dakikadan sonra. Çok mantıklı. Evet. Çok mantıklı. Dur o zaman. Ya bir daha ararsan alırım Burak. Benim suçum yok. Ha arıyor. Dur alayım. Alo ne oldu, kesildi. Alo. Alo. Korktum ya. Yanağın mı değdi, ne oldu? Bilmiyorum. Neyse bırakalım yanak davası. Bir şey diyordun Burak'cığım en son.
Her şey diyordum ya, tiyatro etiğiyle sinema etiği biraz farklı. Onları hani kombine edebilirsem evet gerçekten güzel bir şey olabilir. Etikleri birbirinden niye farklı olsun canım? İkisinde de aynı etikler var. Birbirinizi öldürmeyin, zarar vermeyin falan. Hayır, yöntemi demek istiyor herhalde. Hayır, ama bir oyuncunun ne yaşadığını bildiğin sürece, yani o yoldan biraz geçtiğin sürece onu yönlendirmen ve ona davranışın çok farklı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kendim çalıştığım yönetmenlerle de öyle olmuştur. Bence zaten bu doğru. Biraz 2 artı 2 4 ya. Yani çünkü işin mutfağını öğrenmek gibi bir şey. Hani sen hiçbir zaman aşçı tarafında olmazsan, bundan sonra işte atıyorum işte restoranı işletmeye çalışırsan, sonra orada yaşanacak sıkıntıları çözme konusunda fikrin olmaz yani. Yani bizim bölümümüzde de küçümsenir kamera ve oyunculuk diye bir dersimiz var bizim sinemada. Ya bunun verilmesinin sebebi de oyuncu psikolojisinden anlamak tabii ki. Örneğin bizim çevremiz bunu küçümser. Ben hani sizlerden ve Burak'tan, Burak da kendi geçmişinden dolayı bunun değerini biliyor ama işte genel olarak böyle bir sıkıntı var. Hani oyuncu sadece bir kamera gibi bir ürünmüş gibi düşünüyor kimi sinemacılar. Öyle evet, davranan yönetmenler de var. Çalıştığım bir yönetmen mesela bir oyuncuya güzel oyna diye bağırmıştı. Ya müthiş bir yönlendirme. İşte böyle, evet ya doğru, güzel oynuyor. Ya desenize ben de kötü oynuyordum 2 saattir. O yüzden çok önemli bence. Ya tabii canım. Bir de şöyle bir şey var. Sonuçta öyle olmuşsa. Güzel güzel. Peki bu arada oyununuz varmış. Acaba nedir, ben cahilliğime verin bilmiyorum. Aybüke Hanım'a. Evet, bu çok söyledim ama sen 57 dakikadır tabii telefonda olduğun için duymamışsın. Aynen, bir daha söyleyeyim. Alt Kat Sanat Tiyatrosu Kadıköy'de bir tiyatro. 15 Ekim'de premier yapıyoruz Kadıköy Tiyatrolar Şenliği'nde. Sonra da her hafta kendi sahnemizde oynamaya devam edeceğiz. Biletlerimizi BiletX'ten de alabilirsiniz, gişeden de alabilirsiniz. Herkesi bekliyorum. Oley, geleceğim o zaman. Evet, lütfen bekliyorum. Güzel. Burak'cığım, var mı bize söyleyeceğin başka bir şey? Ya da Ozan'la özel konuşacağız bir şey var mı? Tiyatroyu sevelim, yaşatalım. Tiyatro festivali var. Bilet kalmadı gerçi ama gidelim. Güzel oyunlar var. Güzel. Ay, koru yeşili sev, ayıyı öp. Aynen. Güzel misin? Ben yarın görüşürüz şekerim senle de bu arada. Özür dilerim, biraz sabote etmiş gibi oldum fakat. Yok canım, bunun için var burası. Siz biliyorsun, buluşun diye. Dışarı dedim. Evet, görüşürüz Burak o zaman. Görüşürüz. Bye bye. Gora göndermesi yoktu, arkadaşlarıma böyle davranmıyor. Fark ettim, çek dışarı, çek dışarı, olayı Gora'dır. Peki. Yani Ozancığım, Cem Yılmaz taklidi yapmak, ki o Cem Yılmaz'ın değildi, Şafak Sezer yapıyordu, ben de hatırlıyorum. Evet, lütfen. Ama Cem Yılmaz'dan taklit yapmak filmlerinden falan çok banal bir şey ya. Öyle mi, yakışmadı mı diyorsun? Yakışmaz. Yani çünkü şey gibi oluyor bak, Cem Yılmaz herkes takip ediyor ya, herkes Cem Yılmaz göndermesi yapabilir. Çok doğru diyorsun. Sinema öğrencisi yapmasın o yüzden. Gerçekten çok doğruydu. Sen bize şöyle bir Mavi filminden gönderme ya. İşte ne bileyim, Schindler'in listesinden en azından Potemkin zırhlısı. Bundan sonra böyle geleceğim. Lütfen yani. Türkiye'nin en entelektüel programı diye bugün tuttum yani. Evet, son 5 dakikamızdayız. Bir telefon daha alırız belki. Haydi. Telefon için zor oluyor 5 dakika ya. Öyle mi? Yani telefonla kapatmayalım. Kendi aramızda konuşalım. Tamam. Kapatalım. Halbuki sen kuralı... Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Oyunuma bekliyorum. 10 kere söyledim. Daha da söylerim. Sezon sonuna kadar bence bir an önce oyunuma gelin ki bütün arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Bütün sezon boyunca çünkü geldiniz mi gelin, gelin hadi gelin diyeceğim. Baştan gelip yükten kurtulun. Sana bir soru. Tabii. Lütfen yiğitçe mertçe cevap ver. Evet. Oyununu beğenmeme ihtimali var mı insanların? Her zaman var. Onlara karşı bir garezin olacak mı? Asla olmayacak. Çok güzel. Ama bilet paralarını geri isterlerse öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bununla ilgili Feren Şensoy'un bir şeyi vardı. Anekdot değil de işte görüşü vardı. Bilet paranı geri istemek hakkın elbette ama şunu bilmen lazım yani. Biz hiçbir zaman sahneye oyun koyarken işte Ahmet'in seveceği oyun diye koymuyoruz zaten yani. Hani başta söylediğim şeye geri dönüyorum aslında. Yani sanat eseri sana hitap etmeyebilir, izlediğin şeyi beğenmeyebilirsin. Malı paramı geri istiyorum deme olayı birazcık lüzumsuz, güncel, işte kapitalist alışveriş
alışkanlığın bir parçası evet. falan. Sanat tüketirken bence yersiz bir şey yani paramı göz. Hani gider atıyorum oyun diye gittiğin şey iki dakika oynarlar işte ne bileyim elektrik kesildi deyip sıvışmaya çalışan hani bir üç kağıt bariz bir şekilde vardır o zaman tamam da. Ama sadece beğenmedin diye karşılığımı geri almak istiyorum falan o bence saçma bir talep açıkçası. Tabii canım beğenmemekse bunun sebebi. Aynen. Ya ben şeylerde sinirleniyorum biraz. İşte bir şeyi reklamını yaparken olduğundan büyük gösteriyor ve aslında o reklamda gösterdiği şey çıkmadığında diyorum ki hani bu parayı hak etmiyordu bu ama beğenmemekse sebep parayı geri almak kadar saçma bir şey yok herhalde. Doğru. Bir de o parayı hak etme mevzusu da sıkıntılı ama bunu 5 dakikada tartışacağımız bir şey değil onu başka zaman konuşalım. Tabii. Yani ben şey anlamında dedim bunu. Senin öyle dediğini biliyorum ben. Okay. Genel olarak. Genele hitap et. Ben şey eklemek istiyorum. Bu az önce kamera önü oyunculuk falan konuşurken aklıma geldi. Ya. Tiyatro ile sinemanın aslında bence şöyle bir ilişkisi var. Çok geri plandaki bir ilişkisinden bahsedeceğim. Yönetmen dediğimiz insanın bence bir noktada oyuncu olabilmesi gerekiyor. Ve bu oyuncuları yönettiği için de değil. Şu anlamda şimdi yönetmenin bulunduğu set içinde siz de oyuncu olarak yanlışsam düzeltin görüşümü. Belli bir otorite sağlaması lazım ve bu otorite gerçekten çok ince çizgilere sahip. Ne çok itici olmaması gerekiyor. Yani anlayışsız gözükmemesi gerekiyor. Çok egoist olmaması gerekiyor ama öte yandan işine karışılmayacağı duruşu da sergilemesi gerekiyor. Muhakkak. Bu yüzden bence yönetmen dediğin insan set içindeyken bir sahne performansı sergiliyor. Hmm. Bu yüzden aynı zamanda yönetmenin oyuncu psikolojisini de çok iyi anlaması gerekiyor. Ve tiyatro ya da bir noktada bir sıcak duruş sergilemesi gerekiyor ki sahne performansı nasıl bir şey olduğunu anlayabilsin. Evet aslında dediğin şöyle de doğru bence. Her ne kadar bir filmi atıyorum işte kurgu masasına oturduğun zaman artık parçalardan oluşan bir şeyi böyle hani bir araya getirmeye çalıştığın bir dijital bir süreç de olsa evet. ya da elektronik falan diyelim. Çekim anı, set anı çok sosyallik gerektiren bir ortam oluyor. Yani işte oyuncunun, yönetmenin ve de bütün set ekibinin birbiriyle olan ilişkisi, iletişimi eninde sonunda ortaya çıkacak olan filmin şeklini, şemalini çok belirleyici kesinlikle. Hale gelebiliyor. O yüzden dediğin doğru. Böyle yani mesela tiyatroda tiyatro yönetmenleri çoğunlukla hani oyunculuk yapmış tipler olurlar ister istemez. Sinemada belki bu hep olmuyor ama bence de böyle daha etkili böyle hani karizmatik bulduğun hani iletişim kurarken işte karşında bir otorite gibi saygı duyabildiğin bir tip olması faydalı oluyor tabii mesela. Tabii yönetmen dediğimiz insan aslında bir orkestra şefi. Aynen. Bir enstrüman çalmıyor. Enstrümanları kontrol ediyor yani tonunu zamanını falan. Bu arada aklıma şey geldi. Yani şu an tamamen muhabbet ediyorum yani. Hani az önce ne yapıyordun? Tiyatro üzerine değil. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim tabii. Anlamında. Dedin ya film dijital ortamda hazırlanan bir şey diye. Son aşamada. İçine, evet. İçine girdikçe fark ettim. Editörler bayağı şey noktasında bakıyorlar sinemaya. Filmi aslında biz yapıyoruz. Ya. Hani diğerleri parçayı getiriyor. Filmi çıkaran biziz. Hani yönetmene çok şey veriliyor ama editörler unutuluyor falan gibi böyle bir Ozan, hırs var. Yani ben mesela senin kadar hani eğitimli bir görüşüm yok bu konuyla ilgili. Fakat bir parça haklı olduklarını düşünüyorum. Yani çünkü editte her şey değişebiliyor ki. Evet. Tabii. Yani ben de şöyle bakıyorum. Edit kısmı filmin ikinci kez oluşturulmasıdır. Yani güzel bir önceki aşamaları evet. bu kadar hor görmek yanlış bence. Kesinlikle. Onları hor görmeyeceğiz de işte ama hani şöyle ya şunu sorgulayınca oraya varıyorum ben. Sinemadaki asıl vizyon sahibi olan tip kim? İşte editör gibi. Bana zaten mesela hani bu işi amatörce yaparken yönetmenin ve editörün birbirinden farklı olabileceğini hiç düşünmemiştim mesela. Evet ben ya, de bunu keşfettiğim zaman biraz enteresan gelmişti bana. Hani Aybike'nin dediği doğru mu hakikaten o zaman? Belki sen daha iyi bilirse söyle. Mesela popüler sinemada falan filan yani editörle yönetmen genelde farklı mı oluyor? Ünvan olarak farklı oluyorlar ama yönetmen editörle beraber yani prodüksiyon ekibiyle beraber daha doğrusu prodüksiyon aşamasının her anında olmaya çalışıyor otör yönetmenler. Olmadan da olmaz zaten yani edit. Bence de. Çünkü hakikaten sinemadaki yani sinema illüzyonunu yaratan şey hakikaten sıralama işte, şeyi. Bahsettiğim oydu yönetmen
başta komutu doğru verirse çektikleri netse, yani doğru, ne anlatmak istediğini çekerken çoktan göstermişse, editör ne yapacağını biliyor zaten. Ama yönetmen de kararsızsa editörün seçeneği o kadar artıyor. Doğru. Benim bizim bir hocamız vardı, Terim Peterson, şimdi Roma'ya gitti, orada eğitim veriyor. Mesela o bir şey yapmıştı, bir tartışmamız üzerine aynı görüntüleri farklı şekilde kurgulayarak iki birbirinden bambaşka kısa film çıkarmıştı ortaya. Ve ben editin, yani editörlüğün kudretini o an anlamıştım. Bu yüzden ben de şey gibi bakıyorum, yani otör yönetmenlerin yaptığı aslında doğru bir şey, çünkü edit masası senin başta anlatmaya çalıştığın şeyi bambaşka bir hale getirebiliyor. Doğru. Ya saniyesi bile değişiyor ki, bakışı 2 saniye uzun tutmanla 5 saniye uzun tutman, kesinlikle, arasında dağlar kadar tabii fark canım, oluyor. Ufacık ifade değişiyor. Ufacık bir zoom hareketi olup olmaması mesela bambaşka şeyler anlatıyor yani gerçekten. Falan filan arkadaşlar. Bu hafta bizden bu kadar. Sevgili değerli arkadaşlarım, Ozan amca ve Aybike teyzeye buradan selam söylüyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar, beni yalnız bırakmadığınız için. Ben teşekkür ederim. Haftaya devam edeceğiz sevgili yayınlarımıza artık ve bundan sonra pazartesileri olacak saat 8'de. Şöyle bir duyurumuz da olsun. Bundan sonra her pazartesi saat 23'te bir önceki haftanın radyo yayını YouTube kanalına eklenmiş olacak diye düşünüyoruz. Evet, aynen, onu da soran çok oldu. Haftaya konu ne diye bak biri soruyor, buradan görüyorum. Onu pazartesi günü falan biz belirleriz arkadaşlar. Sizin muhteşem konu önerileriniz olursa da nereden ulaşsınlar? Sosyal medyada herhangi bir... Aynen, bizim gözümüze takılır. Bizim gözümüze takılır. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Artık pazartesi olduğu için program böyle diyebileceğim. Hoşçakalın. Sizi Kent FM'in mixiyle, ondan sonra da Mustafa Sandal'ın şarkısıyla baş başa bırakıyorum. İyi geceler. 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 İyi geceler.